Kulağından al sesi, yüreğinde al sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında atçılık sohbeti yaptıkları program Farklarınız'dan bir kez daha iyi haftalar. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Aktı'yla stüdyoda yerimizi aldık. TCK TV Reis'te hazırlıyor ve TAY TV ile ortak yayındayız. Katkılarınızı bekliyoruz. analiz@tck.org alt köşede gördüğünüz üzere bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Her türlü soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi buradan iletebileceğiniz gibi Twitter kullanıcıları için de canlı yayını interaktif hale getirebilmek mümkün. #FarklıAnaliz alışılageldiği üzere bizlere ulaşabileceğiniz diğer mecramız. #FarklıAnaliz yazarak bizlerle yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Canlı yayın esnasında bu hashtag'in altında bizler de yorumlarınızı takip edebiliyoruz. Lütfen anlık olarak buradan bizlere ulaşabileceğinizi unutmayın diyelim. Yoğun bir akış var. Tartışmalı ve tartışmasız görüntüler var. Haberlerimiz var. İlk sözler için döneyim. Ve Atan abiyle başlayayım adet olduğu üzere. Evet, iyi akşamlar herkese. Valla yani akıştaki tartışmalı koşullar şeyden daha fazla. Grup koşullardan daha fazla. Bugün bayağı bir anladığım kadarıyla enteresan bir akşam olacak. Yayına girmeden yine üzücü bir haber aldık. Onu paylaşalım. Çok sevdiğim sevgili Duygu ablanın, Sayın Duygu Fatura'nın babası vefat etti, Kamuran Bey. Buradan Kamuran Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bütün Fatura ailesine, Duygu ablaya, Arzu Hanım'a, herkese başsağlığı diliyorum. Onun dışında tabii değişik konular var. Enternasyonel yarışlar var, yaklaşıyor. Onun bir heyecanı var. Onu biraz konuşuruz diye düşünüyorum. Çok güzel grup yarışlar var. Süleyman Aklı'nın orada tabii ilginç analizleri olacak yine. İnşallah güzel bir akşam geçecek, 2 saat. Şimdiden ağzınıza sağlık diyelim ve Süleyman abi edelim. Geçmiş olsun mu, hayırlı olsun mu diyeyim Süleyman abi. Yani, bir tedavi süreci başladı galiba. Evet, önce Duygu, tabii, Fatura kardeşimizin başı sağ olsun. Kamuran Beyefendi de Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın diyelim. Tabii 2-3 haftadır çok enteresan, burada hissettirmemeye çalışıyordum ama bir diş problemim vardı. İşte salı günü çırpıcıda bir tavsiye üzerine bir yere gittim. Atçı çıktı arkadaşımız. Tabii ben de şaşırdım. Atçı çıktı. O gün 3 dişimi çektiler. Çarşamba günü 5. 2 daha çektiler. 5. Tabii bu ön dişi olduğu için acı da var. Dedik nasıl olacak? Ben dedi cuma günü takacağım dedim. Vay, diyorsun dedim. Vay, vay. Cuma günü oldu, taktılar. Bir sırıtayım istiyorsanız. Ondan sonra yani ben de şaşırdım. Tabii ki böyle bir müdahale olmasaydı bugün burada olamayacaktık. Bravo. Çok teşekkür ediyorum ellerine kendilerine. Şenol Gün kardeşim, müessesenin sahibi, Yarkan Özbilgin doktorumuz, bir de hepsinin hocası Sefa Merdanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimizi iletelim. Programın ilk bölümünde tabii ben de önce Duygu Hanım'a ve Fatura ailesine başsağlığı dileklerimizi ileterek başlamıştık. Ben de ilave edeyim. Kamuran Bey'e de Allah'tan rahmet dileklerimizi iletelim. Aynı zamanda bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin de başlangıcı 100 yıl önce başlamış ve belki de bu coğrafyanın temellerinin, sağlam bir temelin oluşmasında önemli meydan muharebelerinden biri hiç şüphesiz ki Zafer Bayramı ile taşlanacak. 30 Ağustos Zaferi ile taşlanacak. Hareketin 100. yıl dönümüydü. Bu vesileyle de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, haberlerimizle başlayacağız alışılageldiği üzere ve hipodromlara giriş şartlarının düzenlendiği haberini arkadaşlarımızdan rica edelim. Duyuru vardı Türkiye Jockey Kulübü'nden ve artık hipodromlara giriş kapsamında pandemi önlemlerinde yeni bir aşamaya geçildi. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren yarışseverlerin ve çalışanlarımızın hipodromlara kabulü belli şartlarla sınırlandırıldı. En az bir COVID-19 aşısı bulunup ikinci aşı için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği süreyi bekleyenler, İlk aşının yapıldığı tarihten sonraki 14. gün baz alınarak 180 gün süreyle hipodromlara girebilecekler. COVID-19 geçirmiş ve izolasyon sürecini tamamlamış olan kişiler, izolasyon sürecini tamamladığı tarihten itibaren 180 gün süreyle hipodromlara girebilecekler. Sevgili Selim'den rica edeyim, ikinci sayfayı da görelim.
Dolayısıyla ya bir aşınızın olması ve 14 gün bu aşının üzerinden geçmiş olması lazım. Ya da hastalığı geçirmiş ve şu anda izolasyon sürecinin tamamlanmasından itibaren 6 ay içerisinde aşı sürecini bekliyor olmanız lazım. Aşı olmamış ve COVID-19 geçirmemiş iseniz, hipodroma giriş yapmak istediğiniz tarihten 48 saat önce uygulanmış bir PCR testi sonucu ve e-nebuz uygulamasından da HES uygulaması üzerinden risksiz olarak görünmeniz koşuluyla hipodromlara girebiliyorsunuz. Son şartta hipodromlarda yer alan protokol, basın, personel ve hipodroma giriş yapan diğer meslek gruplarının da yarışseverle aynı kapsamda olduğunu belirtir kimseye madde. Kimseye şey yok. Sıfır yok. Tolerans. Evet. Herkes aynı. Birinci sendin. İlk aşıyı zorlu oldun. Olmamak için çok gayret gösterdin ama yoksa hipodroma girişin olmayacağı için birinci oldun. 1 Eylül'e yetiştirecek şekilde. Evet. Biz ikinci gruptayız dayıyla. Biz aşılarımızı olduk. Bizim şu an için hatta dördüncü yok. Bile olabiliriz. Yani. Üçüncü bekliyorum. Grup Yalçın abi. Selam olsun. Test olmadan içeriye giremeyecek. Yani tabii önemli bu. Futbolda da biliyorsun benzer bir uygulama başladı. Aynen. Her yerde artık başladı. Hatta çok, toplu taşımalar, tabii, sinemalar, konser alanları. Büyük şirketler, bütün spor organizasyonlarında oluyor. O yüzden 1 Eylül tarihi önemli. Çünkü 4'ü 5'e internasyonel yarışlar. Belki yabancı misafirlerimiz olmayacak yine bu sene ama Türkiye'nin en iyi atları o gün piste çıkacak. Dolayısıyla çok güzel bir gün olacak. Karnaval tadında o gün hipodroma girmek isteyen, gelmek isteyenleri mutlaka bu şartlardan bir tanesini en az yerine getirmesi gerekiyor. Onu da hatırlatalım. Bu önemli hatırlatmalarla geçiyoruz ikinci haberimize ki ekranları üzerinden yarışları seyreden yarışseverler hipodromlara gelmeyip televizyon vesilesiyle bizleri takip eden ya da sosyal medya ve YouTube üzerinden seyreden yarışseverler için belki önemli bir haber diyebiliriz. TJK TV'nin HD yayını Digiturk 89. kanalda ve şifresi olarak Eutelsat'ta. Biliyorsunuz Tay TV üzerinden de benzer bir yayın almak mümkündü ama TJK TV'nin HD yayınlarının artık Digiturk platformu üzerinden ve Eutelsat üzerinden şifresiz bir şekilde HD kalitesiyle izlenebilmesi mümkün hale geldi. Eskiden mesela ben evde uydu receiver'dan sadece Tay TV seyredebiliyorum. Şimdi mesela hem Tay TV hem TJK TV seyredebiliyorum. Evet, iki opsiyon var. Digiturk'te de tabii HD'nin çok bambaşka bir şey yani. Çok güzel. Sayın Genel Müdürümüz söylemişti bunu zaten. Onu diyecektim. Basınla buluşmada söylediği aşamalardan biri Sayın Tuncer Aydın'ın. Daha bunun devamını tabii bekliyoruz Sayın Genel Müdürümüzden. Duyuyoruz, kulağımıza da geliyor bazı yeni çalışmalar. İşte yarışseverlerin çok istediği o yabancı yarışların ayrı kanalda ayrı bir şekilde gösterilmesi, daha uzun gösterilmesi, üst üste çakışmaması gibi. Sen daha bir takım şeyleri biliyorsun ama çok konuşmazsın sen bu aşamada. Metin izin vermemiştir. Öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde böyle güzel yarışseverin istediği, uzun zamandır arzuladığı bu taleplerin birer birer olduğunu inşallah göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve geçtiğimiz haftanın en sevindirici haberlerinden birine gidelim. Bir Twitter mesajıyla camiayla buluşan bir habere gideceğiz. Samet Erkuş biliyorsunuz talihsiz bir kaza sonrası uzun süre hastane süreci vardı ve kardeşimiz son görüntüsüyle hepimizde bir gülümsemeye, tebessüme sebep oldu ve artık taburcu oldu. Abisi Melik Erkuş'la beraber bu sosyal medya paylaşımı vardı. Bir gün sonra da sevgili Samet'in çok yakın arkadaşı Fatih Rüsten Bebeğin bir sosyal medya paylaşımı vardı. Onunla beraber güzel bir fotoğraf vermişlerdi. Onu tekrar böyle ayakta görmek, sağlıklı görmek bizi mutlu etti. Süleyman abi neler söylersiniz? Vallahi buna diyecek hiçbir şey yok. Allah sevenlerine bağışladı. Mucize bir dönüş bence. Kesinlikle. Çok mutlu olduk. Geçmiş olsun. En kısa zamanda aramızda görmekten çok mutlu olacağız yani. İnşallah. Çok zor bir tabii süreç geçirdi yani. Sevenlerin duaları tabii ona güç kuvvet verdi. Öyle inanıyorum. Rabbim hani hakikaten şu fotoğrafı görünce vallahi gözlerim doldu. Yani inanamadım yani. Aynen, dedim, eski bir resmini mi koydular acaba? Bir haber üstüne bir şey mi yazıyorlar dedim. Sonradan taburcu olduğu için deyince ya çok mutlu oldum inan. Yani İnşallah belki
Tabii ki biraz daha süreci olacaktır, daha tedavileri olacaktır, belki fizik tedavi görecektir, belki bilmiyorum. İnşallah en kısa sürede buralara gelsin, tekrar bizim aramızda olsun. İnşallah mesleğine geri dönebilsin. Yani bunu başaran çocuk her şeyi başarır yani. Evet. Her gün Farah'a soruyordum. Gözlerinden öpüyorum onu. Bizim saatçi Farah'a soruyordum işte, nasıl? Abi iyi değil, abi böyle, abi şöyle. Şimdi o günleri, o üzüntülerimizden sonra böyle görmek, dediğin gibi gözlerim yaşardı benim de. Hakikaten. Çok mutlu oldum yani. Aramıza hoş geldin Samet diyelim tekrar. İnşallah tedavi süreci tamamen geçer ve belki çok sevdiği atların üzerinde tekrar görürüz kardeşimizi. İnşallah. İnşallah. Ama bu haber bile bizi fazlasıyla mutlu etti. Grup koşuları konuşacağız. Hemen ardına da hafta boyu sizlerden gelen analiz istekleri vardı. Onları konuşacağız. Hani her hafta Süleyman abi bu yarışı analiz eder mi? Buna ne diyecek diye sorularınız vardı. Bu hafta çok enteresan koşularda çok enteresan analiz istekleri vardı. Süleyman abiyle de yayın öncesi görüntülerin üzerinden geçerken bir dakikayı bile kaçırmayın diye özellikle söyleyeyim. Analiz bol. Grup mücadelelerle başlayacağız. Anadolu Tarım İşletmesi koşusuyla başlayacağız. Grup 2 mücadelede Demir Perde istikrarlı yarışlarına bir yenisini daha ekledi diyebiliriz herhalde manşette, ama detayda Süleyman abinin analizlerine ihtiyacımız var. Evet, her zamanki gibi tabii yine Cevher çıktı, numarayı alır gibi. Hemen onun dışından Oğuz Boylu böyle devam etti. Buralarda tabii burayı biraz geriye alalım. Allah korudu burada yani, büyük bir hadise çıkabilirdi, görüyorsunuz. Yarış yavaş gidince atlar böyle birbirlerine, o dışarı öbürü içeri, Allah'tan bir takılmalar falan olmadı. İmparator'a bir şey sorayım. Bir startı bir alsana tekrar. Yönetmenimiz kim bu akşam? Selim. Bu akşam Selim. Selim mi? Şimdi burada aslında Özcan teşvikle başlıyor. Evet. Oğuz Boylu da ona bir tempo verecek gibi oluyor ama şuradan sonra ikisi birden aynı anda vazgeçiyorlar ve hani attığı normal temposunda bırakmıyorlar. Atı tutuyorlar. Düşüyorlar tempoda. Şimdi böyle bir şey yani yarış içinde normal midir? Yani giden atı böyle tutma hakkı var mı? Önde giden atın. O zaman ya, çıkma öne yani. Ya tutabilir yani. Ama tamam, ama şimdi sen normal çıkar. Bir başlıyorsun yarışa. Mesela 6 numara düşmemesi mucize. Koca Polat. Düşmemesi mucize 6 numara. Peki şimdi niye gidiyorlar? Anlamadım niye gidiyor şimdi. Gülpınar evvelce de gidebilirdi. Yani böyle bir yarış olur mu ya? Şu anda Gülpınar iyi bir tempo verdi. Hemen arkasında Cevher, Demir Perde, Koca Polat, Ustaoğlu sırasıyla 1200'e doğru gidiliyor. Oğuz Boylu 3. Evet. sırada. Ustaoğlu 4. sırada. 5.'likte Koca Polat. Sonda Demir Perde. Demir Perde. Düzlüğe doğru yaklaşalım. Yürütelim düzlüğe doğru. Evet. Cevher 2. sırada. Şimdi Demir Perde'de Cevher'de yürüyecek bir anda Süleyman. Şimdi biri içten biri dıştan. Cevher geçen hafta bütün yol tempo yaptı. Bu yarışta niye o tempoyu yapmadı anlayamadım. Yani biraz evvel 800'de tutamıyordu. Şimdi sen öndeki atla durdu. Bir daha tuttun burada. Tutmak mecburiyetinde kaldın. Ne oldu? Ahmet de orada tempon zaten düştü. Gerekeni yaptı. Aynen. Tabii Demir Perde de geldi dışarıdan. Senin atın da atı görmesi lazım. Bayağı aranız açık kaldı. Yanına da gidemiyorsun ceza yiyeceğim diye. Kaderine razı oldu. Ama Demir Perde tabii son ayların muhteşem koşan bir atı. Tebrik ediyoruz. 4 yarış üst üste oldu. Evet, ilgilerini. Ama Cevher bana göre yanlış koştu bu yarışta. Ve şey numarayı aldığı zaman Gümpınar arkasından teşvikle gitseydi daha farklı bir yarış olabilirdi bence. Atan abi. Vallahi %100 İmparator'a katılıyorum. Yani bence daha starttan çıkışta o tempoyu belirlemede bir hata var. İyi başlayıp sonra gereksiz bir şekilde atı tutmak,
Ondan bak sonra şimdi burada tutacak. Zaten Cevher gibi bir at burada tuttuğun bütün, zaman. Tabii. Ya koşunun bütün temposunu. Sonra bir daha kaldırmak çok zor yani. Bu grupta daha önce hiç koşmamış bir ata bırakmak, kendini arkadaki atlarla beraber virajı dönmek, rakibin yürüyüp gittiği yerde senin orada hızlanamaman, yani bu kadar çok dezavantajlı, böyle demir perde gibi bir ata böyle yaparsan %100 kaybedersin zaten. Yani her şeyi doğru yapsan da demir perdeye kaybedebilirsin. Demir perde tabii. Muhteşem bir at yani. Sence ama bu kadar her şeyi yanlış yaparsan zaten geçileceğin kaçınılmaz oldu. Ahmet çok iyi bindi. Tebrik ediyorum Ahmet'i. Çok iyi okudu yarışı. Cevher'in orada hızlanmadığını gördü. Dışarıdan dolanmayı göze alarak atı devrine soktu. Zaten düzlükle öne geçip bir boy yapınca da o da çok inatçı bir at zaten. Yani rakibi gördüğümü giden bir at. Çok güzel bir yarış kazandı. 9. grup galibiyeti. 25 yarışta 13. birincilik. 6 milyon üzerinde kazanç. Maşallah. Şu anda Altıhan'ın en çok ikramiye kazanan yavrusu. Müthiş bir kariyere doğru gidiyor. Sezonun bundan sonraki kalan bölümünde de koşacağı her yarışta büyük şansı olan bir at halinde. Çok tebrik ediyorum. Ahmet'i de, Safkan'ı, antrenörünü, bütün ekibini tebrik ediyorum. Cevher çok iyi bir at, çok karakterli bir at. Hakikaten çok özel bir at. Çok iyi koştu. Bugün yapabileceği bir şey yoktu. Rakibi daha iyi hamleler yaptı. Ona rağmen mesela şurada fark 2 boy kadar. O 2 boyu bile kapattı attı. Yarım boya kadar indirdi yani. Daha ne yapsın at yani? Kendi yarışını, normal bildiğimiz yarışını koşsa farklı olabilirdi yarış. Özellikle o Süleyman abinin altın çizdiği, senin de dikkat ettiğin noktada abi yani... Bir kere ayar daha ilk virajda bozuldu. Evet. Ayarı kaçtı işin. Yani sen alır gibi başladın. Oğuz Boylu yanına geldi. Bıraktın. Tamam devam edin. Yani o tempoda hızlanma daha en azından. Atı tutuyorsun. At tutunca arka taraf zaten üst üste binmeye başlıyor. Yani ben hakem olsam bilmiyorum ya, ben Çağrı sorarım. Arkadaş sen numara alacak gibi çıkıp sonra böyle tutamazsın yani. Böyle bir orada atı yıkarsın yani arkadaki atlar. Mesela burada sen gideceksin diye. Tabii yani. Sen gideceksin diye geliyor arkadaki atlar. Sen gidecekken atı bir anda tutuyorsun yani böyle bir yani böyle bir jokeylik yok ki. 6 numaranın düşmemesi bakın şimdi mucize. Akın düşecekti. Bak mucize bak. Kafayı dışarı çevirince at dışarı çıkıp bu sefer dışarıdaki Gökhan, atları bu sefer Gökhan devrilecekti. Tabii. Takım hem Gökhan'a hem Ahmet'e sıkıntı yarattı yani. Kızdı zaten Akın'da yani. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun der gibi. Lafını burada çevirdi gitti. Lafını balla kesim abi. Yurt dışı yarış başlamak üzereymiş. Yurt dışına gidelim. Bir ayak daha koşup dönelim. Sevgili yarışseverler, Delaware Park'ta 4. koşu az sonra başlayacak. 7 numaralı Insightful bu koşuda start almayacak. 1200 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek koşuyla birlikte dörtlü ganyan başlayacak. 1 numaralı Kipi Dol Charlie Marquez'de, 2 numaralı Honor Your Mother Aubrey Green'le, 3 numaralı Captivating Yal Joseph Treos'la, 4 numaralı Bebop Elola Alexander Crispin'le, 5 numaralı Vanessa Baby Daniel Centeno'yla, 6 numaralı My Expensive Gift Erasmo Martinez'le ve 8 numaralı World Party Roberto Alvarado Jr.'la koşuya katılacak. Şimdi box'ın gerisinde World Party kaldı ve World Party de kulvarındaki yerini alan sonuncu at oluyor. Ve start hakeminin komutuyla birlikte Delaware Park'ta günün 4. mücadelesi başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Captivating Yal geldi, aldı liderliği. Dışından 5 numaralı Danessa Baby hamle yaptı, ikinciliğe sokuldu. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Honor Your Mother. Dışında 4 numaralı Bebop Elola. O ikilinin 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı World Party. Bir boy gerisinde 1 numaralı Kipi Doll. Dışında 6 numaralı My Expensive Git var. Son 800 metre şimdi geçiliyor. 3 numaralı Captivating Yal Aspark'ta liderliğini korurken 5 numaralı Danessa Baby dış kulvardan yeniden temposunu arttırıyor geliyor ve 3 numaralı Captivating Yal'la tek at gibi oluyor bu ikili grubun 5 boy farklı önünde son 600 metre geçilirken liderlik mücadelesi yapıyorlar. 5 boy gelirlerinden 4 numaralı Bebop Elola 3.'ye geldi, gelirlerden 1 numaralı Kipi Doll da atak yapıyor ve viraj dönüldü, son düzlüğe çıkıldı. Düzlükte 5 numaralı Danessa Baby 3 numaralı Captivating Yal'ı bastırdı, aldı liderliği şimdi, gelirlerden 4 numaralı
numaralı Bibap Elola da sprinte kalktı. Gerilerden bir numaralı Kipidol'un da gayretleri var. Dört numaralı Bibap Elola'nın hücumu var. Bir numaralı Kipidol'un da sprinti var. Hem dış kulvardan bir numaralı Kipidol'a koptu geliyor. Kipidol'a koptu geliyor. Koptu adeta. Koptu, potada yakaladı rakibini. Evet sevgili yarışseverler, Charlie Marquez de bir numaralı Kipidol mu koşuyu kazandı yoksa Captain Wading'e al mı, bunu az sonra hep birlikte vereceğiz. 5 numaralı Dinesa Baby mi? Dış kulvardan son bir hamleyle geldi bir numaralı Kipidol. 5 numaralı Dinesa Baby'yi potada yakaladı. İki safkanın birincilik mücadelesi potada bitti. Az sonra birincilik kararını hep birlikte göreceğiz. Dört numaralı Bibap Elola üçüncüye geldi. Gerilerden bir numaralı Kipidol da atak yapıyor ve viraj dönüldü. Son düzlüğe çıkıldı. Düzlükte beş numaralı Dinesa Baby. Üç numaralı Captain Wading'i alı bastırdı. Aldı liderliği şimdi. Gerilerden dört numaralı Bibap Elola da sprinte kalktı. Gerilerden bir numaralı Kipidol'un da gayretleri var. Dört numaralı Bibap Elola'nın hücumu var. Bir numaralı Kipidol'un da sprinti var. Hem dış kulvardan bir numaralı Kipidol'a koptu geliyor. Kipidol'a koptu geliyor. Koptu adeta. Koptu, potada yakaladı rakibini. Evet sevgili yarışseverler, Charlie Marquez de bir numaralı Kipidol mu koşuyu kazandı yoksa Captain Wading'e al mı, bunu az sonra hep birlikte vereceğiz. 5 numaralı Dinesa Baby mi? Dış kulvardan son bir hamleyle geldi bir numaralı Kipidol. 5 numaralı Dinesa Baby'yi potada yakaladı. İki safkanın birincilik mücadelesi potada bitti. Az sonra birincilik kararını hep birlikte göreceğiz. Birazdan arkadaşlarımız kesinleşmiş sıralamayı sizlerle buluşturacaklar. Şayet yurt dışı rejisinden foto finish resmi gelirse onu da hemen ekrana iletiriz. 1 ve 5 numaralı safkanlar arasında çok yakın farklarla bitmiş bir foto finish resmi göreceğiz. 1 numaranın az farkla avantajlı olduğunu görsek bile sonucu tabii ki yurt dışı rejisinden beklememiz gerekiyor. O yüzden kuponlar üzerinde bir inisiyatif kullanmayın diyelim ve tekrar Demir Perde'nin kazandığı Anadolu Tarım İşletmesi koşusunda Atahan abinin yarışı başlatan temponun aşağı düşmesiyle ilgili eleştirileriyle devam ediyorduk. Oradan bir kez daha rica edelim ve geldi görüntü. Yani aynı şeyi söyleyeceğim. Yani bence ayarı burada kaçtı şeyin, Cevher'in. Çok burada artık Oğuz boylu niye gidecek gibi yaptı, iyi, tuttu. Hayır, onun o kadar devam edeceğini düşündü o. Hani onun tutacağını tahmin yer, etmedi. Yani tabii. Ben bir yer alayım. Onun arkasında boşlukta bir yer alayım diye yaptı ama yarış adeta'ya indi resmen. Akın da orada yıkılacakken dışarı çıkardı ve belki de hiç yarış öncesi konuşulmayan bir şey yaptı Akın orada inisiyatif alıp. Ben de karşı virajda o Süleyman abinin bahsettiği yani Cevher'den istiyor çünkü Özcan. Çünkü bak burada Akın'ın öyle gitmek gibi bir derdi yok. Evet, o bekliyor. Sonra tehlikeye düşünce dışarı alınca yürüttü. Orada çünkü başına bela gelecek ya. Arka taraf bağırıyordur şimdi mesela. Yok, orada. Tabii canım. Akın da bağırıyor, Akın da bağırıyor. Ne yapıyorsunuz? Arkada yani? Herkes bağırıyor. O arkadaki üçlü var ya. Üçü birden bağırıyor. Şu andaki en arkada olan. Şimdi de rakibi gelince de gidiyor. Seni o tempoda zaten bırakmazlar ki kardeşim. Sen o tempoda mı devam edecektin yani karşı düzlüğe? Bir de Cevher. İmkan yok ki yani. Cevher istediğiniz her tempoya çıkıp orada durabilen bak, bir at. Buradan sonra Cevher'in devam etmesi lazım arkasından. Tamam. Bir de ne kadar katılır bilmiyorum. Oldu ya işte, kararsızlıklar. Demir Perde'nin Cevher'den kaçmayı işte iki yarıştır aynı şeyi yapıyor Ahmet. Cevher'den ne kadar uzak o kadar iyi diyor. Tabii. İçinden de girdiği oldu biliyorsun. Evet. Özcan'ın orada en içe dalmak yerine virajı ortadan dönmeyi... Ya Özcan bir yerden sonra öndeki atın hemen arkasına dışına gelseydi hiç zaten bunlar başına gelmeyecekti zaten. Tabii o yerini kaybedince öndeki at da böyle biraz gezindi virajın üzerinde. Gezinince içine de giremedi. Dışına da çıkamadı. Şurada. Daha da vites küçültmek zorunda kaldı. Halbuki şurada yürüse, öndeki atın hafif yarım boy dışına çıksa, orada beklese, hani bekleyecekse illa, hiç bunlar başına gelmeyecek. Evet, buralarda diyorsun. Burada istedikten sonra devam etmeliydi dışarıya. Artık yürütmesi lazım yani zaten. Yarış, bütün atlar geldi, hepsi peşinde zaten. Tamam. Bak, istedi burada.
Burada dışarı doğru alması lazım. Ama rakibi gelmeden. Evet, sonra çabuk vazgeçti dışından. Geçmedi artık öbürü gelince. Bu sefer kaderine razı oldu. Ama oraya da güvenemedi çünkü çok tehlikeli bir yer orası. Ancak emin olduktan sonra girebildi. Burada girebildi. Ama dışarıdaki at devrini buldu. Geldi zaten. Demir perde bu sırada zaten doğru. Cevheri yakalayıp. Ahmet zaten orada her şeyi gözlüyor yani. Onun en büyük özelliği yarışı çok iyi okuması zaten. Gözledi. O hatayı da affetmedi. Demir perde ilgilerini kutlayalım. Ahmet Çelik'i kutlayalım. Cevher'in ikinci kaldığı mücadele ki o da iyi bir yarış yaptı. Oğuz Boylu'nun üçüncü, Günpınar'ın dördüncü, Koca Polat'ın beşinci olarak yarıştan ayrıldı. Günpınar çok iyi koştu. Yanılmıyorsam bu yarıştan sonra da bir yarış koşup kazandı. Aynen öyle. Muazzam. Birazdan o görüntüler de gelecek. Muazzam. Eğer süremiz yeterse orada da Aprantis'ine bir kamçı ile ilgili bir yaptırım olacak ama bir haftada iki güzel yarış yapmayı başardı Günpınar. Evet. İkinci görüntülerimiz için İstanbul Veli Efendi'ye geleceğiz ve 22 Ağustos tarihinde günün 6. koşusu olarak koşulan Grup 3 mücadeleyi analiz edeceğiz. Halide Edip Adıvar koşusunda Gül Hatmi'nin galibiyetini bakalım stüdyo nasıl yorumlayacak? Süleyman abiye sözü bırakacağız. Şimdi Gardar Gül'ü numarayı aldı. Hemen arkasında Günyeli, Aryeli var. Şirin, Şirin mi Şirin? Sinoplu Merve, Gül Hatmi, Hızlı Asiye, Taçser sırasıyla giderken Günyeli geldi. Gardar Gül'ünden numarayı aldı. İlk saydığımız sıralamada yarış devam ediyor. Üçüncü vaziyette Arya Liva. Şirin mi Şirin? Hemen dışlarına şu anda Gül Hatmi geldi. Gül Hatmi geldi, rakibi Arya Liva'nın dışını tuttu burada. Bu yarışta çok enteresan şeyler anlatacağız. Yani bir jokeyin bu yarışı nasıl rakibini kapana kıstırdı. Öyle bir pozisyon var bu yarışın içinde. Gökhan Kocakaya Ahmet Çelik'i oraya hapsetti. İkisi de güzide at. Ezeli rakip oldular. Tabi iki sefer zannediyorum Arya Liva geçti. 4-4. 4 kere Arya Liva geçmişti, 3 kere Gül Hatmi geçmişti. Yani şimdi düzlük çıkıldı. Sinoplu Merve içeri doğru kayınca Gül Hatmi dışarıdan geldi, yarışa hakim oldu. Nefis koştu kısrak. Tebrik ediyoruz. İlgililerini, antrenörünü, jokeyini, at sahibini. Arya Liva da geldi. Güzel bir ikincilik yaptı kendini üzmeden. Benim görüşüm bu tabii. Bu yarışın içinde Ahmet hiç itmeden yarışı bitirdi. Neden acaba? Yani Safkan'ın mesafeyi değil mi? Bence at çok yattı içeriye. Onunla ilgili değil. Bakın. Düzlüğe gelelim. Şimdi evet. Burada aps oldu. Evet. Ama daha bak yarışı 300'ü geçti. Daha kamçısı elinde değil. Şimdi aldı. Nerede aldı kamçıyı? 300 direğinde aldı. Şimdi harbe gidiyoruz. Tüfeksiz gidebilir miyiz ya? Atı düzeltti. Ha, belki de bu şekilde koşmamış olsaydı, içeriği tercih etmiş olsaydı, hapsoldu çünkü. Bariyeri bulamışsa bariyer, zaten bariyer çok farklı olacak. Olursa, o zaman draga dragaya bir yarış olacaktı. Zaten ikisi atlarını birbirlerine geçiyorlar. Ama bana göre Ahmet Çelik yanlış bindi yani bu yarışta. Şey güzel bir üçüncülük yaptı. Sinoplu Merve bana göre çok güzel koştu. O da yükselişteki safkanlardan. Böyle bir yarışta ben bir jokeyin kamçısının elinde olmadığını düşünemiyorum. Yani şimdi atın içeri yatıyor, kamçının elinde değil. Atın kamçının elinde olsa
Bakın daha itmedi. Bak şimdi alacak kamçı. Şimdi aldı kamçıyı. 300 orası. Belki 250. Safkan da çok içeri doğru meylediyor. Ama işte onu evvelce kamçının elinde olsaydı düzeltirsin. Evet. Atan abi. Şimdi tekrar o 800'e girelim Selim. Gökhan'ın burada en akıllı hareketi bence şu oldu. Viraj dönülür dönülmez aslında önündeki Sinoplu Merve'nin dışına çıkabilirdi. Ama çıkmadı. Çünkü ben dışarı çıkarsam Arjelivaya geniş bir alan açılacak. O alanı istediği gibi yani kullanacak diye düşündü. Bak şimdi arkadan baktığım zaman şimdi dönerken bakalım. Dur burada Selim dur dur. Bir geri alıp durdur. Arkadan görelim. Evet. Şimdi mesela burada istese Sinoplu Merve çok yaptığı olmuştur Gökhan'ın mesela bu atla. Çıkmadı. Niye? Arjelivayı orada imparatorun söylediği gibi rahat bırakmayayım diye devam etti. Ben nasıl olsa çıkarım bir yerden sonra dışarı diye düşündü. Oynat şimdi devam et. Bekledi orada. Çıkmadı. Bak yine çıkabilir. Çıkmıyor. O alanı, o boşluğu, gördüğü boşluğu ona bırakmamak için. Ne zaman Sinoplu Merve içeriye doğru gelince dışarı çıkıp onun dışını da hemen kapattı zaten. Hatta biraz geri alalım mı? Biraz geri alalım sevgili Çağrı'dan rica ederim. Bak abi içeri alırken gelelim. İçeri alırken hatta içeriye böyle sağa toplayarak aldı bak tabii, şimdi. Tabii. Bak Gül Admin içeri yani tabii Gül Admin bak şimdi. Tabii ki. Gökhan iste. O çünkü Sinoplu Merve fazla gitti. Evet. Fazla gidince o boşluğu orayı hemen da, kapattı. Evet, orayı da kapatarak İlla dedi çıkacaksa benimle dışıma çıksın diye bekledi. Ve o imparatorun söylediği gibi. Burada esasında kaldı ama esasında Gülat mi senin dışını tuttuğu zaman sen bariyer dibini kollayacaksın. Hmm. Bir görelim bakalım var mıymış bariyere çıkabiliyor mu orada? Tabii. Bir görelim doktorda. Selim. Devam et. Yok çok gittin. O kadar gitmene gerek yok. Bariyerin dibini tercih etseydin. Yüzünü döndü görelim. Yani Gardal Gülü'nün içi. Evet. Varmış abi. Bak, olabilirmiş. Bak yer var. Kuvveti de vardı. Olabilirmiş. Peki şeyi sorayım Süleyman abi. Karşı düzlüğe geri alırsak yani 1400'lerin oraya alırsak mesela orada da en iyi yer Arjelivan'ın gibi yani 3. sırada. Ama orası da onun ama. Şimdi, şurada abi. Evet. Mesela burada Gülatmi'nin 3 boy önündeyken. Tamam Gülatmi rakibi kim? Geldi hemen onun dışını tuttu. Evet. Tuttu. Ama şimdi böyle koşuyor zaten daha öne gitmez ki burada. Rakibi mesela Sinoplu Merve ile Şirin mi Şirin yürüdüğünde Ahmet müsaade etti geçmelerine yani. Yerine razı oldu. Bariyer dibi orası. Ama o da kısa sıkıntı. Ama sonra bariyer dibinden devam etmedi. Çok yani. Ahmet aslında. Bak abi 5'e düştü. 6'ya düşüyor şimdi. Yok tamam görüyorum. Ya o tabii rakibi öndeki atları rakip görmüyor tabii, zaten. Gül atmaya göre koştu. Tabii. Nasıl olsa ben orayı bulurum diye düşündüm de. Esas bence problem Ahmet oradan yine dışarı da alıp deneyecekti ama at gelmiyor. Çekiyor. At dışarı çıkmıyor. Döndür şeyi düzlüğü Selim. Ki önceki yarışlarında da bariyere doğru meyli vardı. Yani Arjelivan'ın kazandığı yarışlarda da öyle. Dediği tabii hani daha erkenden kamçını çek sağdan destek al o ayrı. Bak şimdi burada atı zaten tam yüklenemedi bile hiçbir yerde yani. Doğru salamadı atı. Yani çıkamadı yani. Daha şu anda tutuyor tabii, zaten. Tabii tutuyor ya. Mecbur zaten önü kapalı. Ha. Şimdi kamçısını alacak. Şimdi aldı. Ama aslında daha çıkmak iste. Mesela Gülatmi'nin dışına çıkabileceğine atı çıkartabileceğine inansa çıkartacak ama çünkü at gelmiyor zaten. Gelmiyor aynen. Gelmiyor. Baksana hala gelmiyor at. Arjelivan hep bak, böyle. Hep içeri. O Sinoplu Merve'nin üstüne kaçacak yani doğru. Neredeyse. Kamçıyı sol eline alsa yanlışlıkla onların üstüne dalacak zaten. Ama şöyle söyleyeyim. Yani at kendi performansının değil mi? %50'sini 60'ını ya koştu ya koşmadı yani. Hayır, sergileyemedi. Yani bu yarışta daha sert rakip olurdu yani. %100 daha bunlar sert rakip olurdu. Bunlar ikisi de çok iyi kısaklar. Bu atlar birbirini geçerler yani. Geçerler. Şey çok enteresan ama ikisi de o kadar farklı at ki. Bir tanesi böyle şey gibi otobüs uzun. Gibi uzun şey öbürü topaç şey hani bir tanesi böyle çok zengin bir adamın atı tamam her şeyi vitamini bilmem yemi memi filan öbürü de hani işte bizim gibi böyle garip gureba bir adamın atı gibi ama çok enteresan hakikaten. Ama bu da Gülatmi'nin toparlamış hali yani. Canlanmış Gülatmi. Çok daha şeydi eskiden haşa bezi göbeğinin altına geliyordu yani. Şimdi öyle değil. Bayağı kilo almış evet, yani. At, zaten geçen erkekleri geçti biliyorsun grup 1'de evet. Yani müthiş bir yarış koştu. Gökhan Kocakaya da bir parantez açalım abi. Tabii o da bu yarışa binebilmek için
Büyük taarruzu pas geçti. Ya büyük taarruza binecekti, at binecekti ya burada binecekti. Kampçı cezası başlatma tarihini ona göre ayarlayacaktı. Gül Atmi'ye göre ayarladı. Gül Atmi'yi tercih etti ve aklı çıktı. Aklı çıktı, bir de o gün de müthiş bir gün oldu onun için. Altı o da birincilik. İşin kreması oldu yani. Uzun süredir görmediğimiz bir jockey performansı. Evet. Aynı gün 6 birincilik. İki tane hat-trick yaptı. Müthiş. Esas müthiş bir yarışları var bu sen Ahmet'le bunların bu hafta. Aa, akışta var. Bilmiyorum, bakacağız. Konuşacağız. Peki. İlerleyen Kayı Bey'i galiba. Kayı Bey'i. Evet, var. Yalnız Şirin Mişir'e ne yapacağız? Zabun. Kayı Bey Zabun. Halis ilk defa bindi galiba Şirin Mişir'ine. Çok evet. Sertlik yaptı. Halis devam ederse o atla, o at da bunlara çok yaklaşır bence bir dahaki yarış. Ya virajı dönerkenki haliyle bitirdiği yer olmadı. Evet. Tanımıyor da çok da sertlik yaptı o at. Şimdi evet. İstanbul'daki bir diğer grup mücadeleye gideceğiz. Azizi'ye koşusunu analiz edeceğiz. Sert Berk aynı ailenin bir diğer önemli safkarı Kırejler önünde yarışı lehine çevirdi. Çelikcan numarayı aldı. Sert Berk arkasında Bindelhan Lima adı var. Bilirhan Kırejler oğlum Giray Uzun Mehmet. Krejler geçen hafta hemen gidenin arkasında gidiyordu farkındaysanız. Bugün en sondan üçüncü gidiyor. Niye? Orada Sert Berk var çünkü gerek yok. He. Şimdi ben o atı çok beğenmiştim tabii geçen hafta ama. Ben de çok beğenmiştim. Sert Berk, Sert Berk'i görmemiştim. Sert Berk çok farklı bir at yani. Tabii canım. Gerçekten. İyi bir at. İkisi de güzeldi at ama kazanan tabii. Orada iki gideceği belli evet. Olduğu için onun öyle gitme ihtimali kalmadı orada. Evet. Allah ayaklarını düz bassın. Çok güzide bir safkan. Krejler de öyle. Can alıcı bir soru sorayım mı? Hı. Bu sene geçilir mi bu Sert Berk? At bu geçilir. Geçilmez yani diye bir şey nasıl yok. Bir izlenim inşallah veririm. Geçilmesin. Yani şimdi bakıyorum da kazanan atın aksiyon düzeninle kaybeden atın aksiyon düzeni farklı. Birinin çok güçlü bir aksiyonları var. Yani o iki aksiyon yapana kadar Krejler öndeki bir aksiyon yapıyor. Maşallah. Beş yarış, ikisi kum, evet. İkisi 3.3 ve 3.4, biri de 6. Yani çok ağır pist. Her türlü pist koşulunda şu ana kadar başarıyla çıktı Sert Berk. Yarıştan önce enteresan bir detay oluyor. İki dağ yudan forması farklı. İşte baba oğul, selam olsun buradan. Sedat Bey ailenin reisi, onun forması şu anda Mehmet Akyavuz'un üzerindeki forma. Oğlu Sabri'nin forması da kırmızı beyaz, Ahmet Çelik'in forması. Fakat jokeyler yanlış formaları giyiyorlar. Ters mi giyiyorlar? Ters giyiyorlar. Padova geliyorlar. Ki bu orada mı yakalanmalı yoksa jokey odasında mı hakemler birinci kontrol yapıyor bilmiyorum. Padok'ta safkanın antrenörü uyarıyor. Yanlış formaları giymişsiniz kazanan diye. Kazanan atın forması kaybeden de. Evet, dönüyorlar içeriye tekrar değiştirip öyle geliyorlar. Bu herhalde padokta kontrol ediliyor galiba. Girerken ediliyor herhalde. Yok, jockey odasında kontrol. Kim eder onu kontrol? Forma. Jockey odasında görevli kim? Onu Tartak bilemem kendileri. Ama jockey odasında görevli tek tek kontrol eder formaları. Çok çünkü farklı formayla padoğa çıkan oluyor. Yani tabii. Hatta ceza alıyor. Tabii ceza alıyor. Bu demek hafta ki, var. Demek ki imparatorun söylediği gibi orada kontrol edilmiyor bu. Padokta bakmıyorlar demek ki. Ya da bir bahane oluyor. Atıyorum forma bulunamadı. Benzer bir forma bulduk. Zaten antrenör dışarıdan formayı getirdiği zaman görevliye teslim ediyor. Görevli de jockey'e teslim ediyor formayı. Bir de bu aralar bu tartıda da çok eğerler meğerler evet. Karışıyor şeyler oluyor. Bayağı bir sıkıntı oluyor bu aralar. Dün de olmuş galiba. İyi bir derece var bu yarışta da 1.31. Güzel bir derece yani. Bu arada Ekür'ün de bir şimdi, sosyal medya paylaşımı oldu. Atan abi evet, sana. Evet, çok güzel ya. Bravo. Pası oradan atalım. Sevgili Sabri'nin selam olsun. Bir paylaşımı oldu. Ailemin bu kıymetli atı bana koşmayı layık gördükleri için çok gurur olduğumu belirtmek isterim. Babam Faik Sedat Dağyudan'ın bugün almış olduğu karar ile yarışseveri üzmemek adına
Kır-Ejder Sertberk ikilisinin bugünden itibaren ekürü koşacağını sizlere bildirmek isterim. Sezon Bravo. Başında Kır-Ejder Sabri Dağyoda'nın, Sertberk Sedat Dağyoda'nın üzerineydi zaten. Ve hiç ekürü koşmadı bu ikili. Kır-Ejder ve Sertberk hiç ekürü koşmadı. Fakat tabii bu kadar iyi, bu kadar formda ve aynı yarışta da denk gelmeye başladıkları anda itibaren yarışlarında yani, beklentisi oldu. İkisinde bu kadar iyi at olacağını yani. Bilemezsin yani bu kadar tabii. Yakın geleceğini, birbirini geçebilecek kapasitede olacağını. Ama güzel bir şey. Yarışsever mutlu olmuştur. Yarışsever böyle istiyor çünkü hakikaten. Ekürü de buna duyarlılık göstermiş hakikaten. Teşekkür ediyoruz. Senin yarışla ilgili yorumlarına yarışa dönecek olursak şimdi tabii kazanan at namalüp bir at. Hatay kursunu kazanırsa bir yılın başdayı olacak. Evet. 5'te 5 yaptı. Babasının 5'te 5 yapan ilk dayı Ömer böyle bir not geçmişti bize. Oradan hatırlıyorum. Çanakkale Zaferi Koşusu'nu koşamadı bu at. Çünkü aşısı eksikti. Aşısını yaptırmadığı için koşamadı. Kır-Ejder koştu. Kır-Ejder çok güzel bir yarış kazandı. İmparator'un dediği gibi o yarış 200 metre daha uzundu. Ona rağmen bu tempoları 1600'de Kır-Ejder önce 2 gidip sonra öne geçerek yapmıştı. Yani evet. Aslında Kır-Ejder'in normal temposu şu an önde Çelikcan'ın yaptığı tempo. Yani, ama niye yapmıyor? Güzel. Çünkü orada var Sertberk zaten, var. Tabii. Sertberk de orada olduğu için ona gerek duymuyor. İşte tabii ekürü olmamak burada yarışsever açısından bir dezavantaj. En azından bundan sonra düzeliyor olması da çok güzel. Ya bence tabii arkasından gelip geçmek Sertberk'i çok kolay değil. Bir de ona istediği tempoları yapmak. Mesela Kır-Ejder ona biraz daha yakın gidip daha pres yapsa, düzlüğü onun böyle bir boy arkasında filan dönüp beraber hadi dediklerinde ne yaparlar bilmiyorum. Ben Kır-Ejder'in de Sertberk kadar kaliteli ve yetenekli bir at olduğunu düşünüyorum. Yani Sertberk hep ondan avantajlı dönüyor düzlüğü. Hep avantajlı başlıyor. Hep avanslı başlıyor yani. Dolayısıyla bence Kır-Ejder bir gün onu böyle yakalayıp geçebilir diye düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm. Bana göre o da çok çok iyi bir at. Onun dışında Bilirhan'ı çok beğendim. Çok güzel koştu. Çok başarılı bir yarış koştu. Adı var. Akın galiba çok geç atlı gözlüğü. Gerçi atın gözünde değildi ama önünde mi kalmış? Bu atın biliyorsun abi. Önceki yarışında da böyle mental bazı geç problemleri var. Yani. Zaten galiba. Düzlüğe çıkarken de limayı da zora soktu. Evet. Bu atın böyle kontrolsüz bir güç tarafı var Adıvar'ın. Çelikcan benim çok beğendiğim bir tay ama iyi başladığı yarışa devam edemedi. Çok daha iyi bir yarış bekliyordum açıkçası ben Çelikcan'dan. Çok erken yetenekli bir at olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz zor bir iki yarış koştu tabii belki ondan. İlk iki yarışla belki yakın geldi bilmiyorum. Ama birinci ve ikinci at başka bir yarış koştular tabii. Ya bu grupta onlar çok fazla. Evet. Dağyoda'nın ekürsünün safkanları rakiplerini yanına yaklaştırmadı diyebiliriz. Aziziye koşusunda grup 2 mücadelede. Kutlayalım ve geçelim bir sonraki tartışmamıza, bir sonraki değerlendirmemize. Mehmet Ali Kiperi, saygı ve rahmet anımız grup 3 mücadeleye. Can Mete Ankara'da 2'de 2. Grup 3 mücadelede. Evet, o Sertberk'in yanından kaçtı. Evet. Bakalım İmparator ne diyecek? Atan abi ne ilave edecek? Parametreus numarayı aldı. Özaydın arkasında, onun arkasında Tunç Dağı, Goşa, Deniz Şövalyesi, Yunus Şah, Özakın, Can Mete kazancı sırasıyla devam edildi. Tabii geçen hafta çok kötü koşmuştu. Beğenmediydik Can Mete'nin yarışını. Ama bu yarışta çok enteresan koştu. Ben biraz kumu daha iyi koşabileceğim gibi bir his verdi bana. Buradan aşağı atları hiç öyle transit yaparak atladı, ön tarafa geldi. Tunç Dağı tabii müthiş koştu bu yarışta. Son dakikada avlandı.
Buradan Osman Aksoy kardeşimizi tebrik ediyoruz. Mahallenin de bu yarışı gökyüzünden seyrediyordur. Onu da tebrik edelim. Güzel bir yarış oldu. İlgilerini tebrik ediyoruz. Şimdi Serkan Ersoylu selam olsun buradan. Canım kardeşimi sormuş. Üçüncü olan Safkan'ı sormuş Süleyman abi. Ben de onu soracaktım. Canım kardeşim 800'de grubun en arkasındaydı. Alalım oraya arkadaşlar. Tekrar 800'e gelelim. Şu andaki at değil, daha onun arkasındaki. Aynen. Plan. Şimdi kadraja girdi. Evet. Yani gitmedi mi, bir aksilik oldu, orada mı kaldı? Onun için bir şey diyemeyeceğim. Tabii bir atın oradan buralara gelmesi mucize. Mucize ve çok güzel bir şey. Karakter açısından. Anca bunu bir dahaki yarışında göreceğiz. Göreceğiz söyle, ama bu yarışı oralardan gelip üçüncü olması çok güzel bir şey. Devamlı geliyor. Yalnız kızgın bir hali var atın. Geçen yarışta yani biraz hiç dinlenmedi ki. Kızgın bir hali starttan var. Kulaklarını çıktığı andan itibaren hiçbir yerde nefeslenmedi. Evet, kulaklarını kısmış. Geliyor ama bana göre kendisini tam yarışa vermiyor yani. Öyle de bir hissiyatım var içimde yani. Atan abi yurt dışı dönüşünde tamam, yorumlarını alacağız. Hiç bölmeden öyle bir geçiş yapalım. Hemen gidelim Delaware Park'ta bir yarış daha koşup dönüşte kaldığımız yerden ve Atan abinin yorumlarıyla devam edelim. Sevgili yarışseverler, Delaware Park'ta 5. koşu az sonra başlayacak. 2 yaşlı 3 İngiliz dayı start alacak koşuda. Çim pistten kum pist alınan bu koşuda 2, 3, 4, 7, 8, 9 numaralı safkanlar start almayacaklar. 1 numaralı Solar Tev ve 5 numaralı Husband Material'ın ardından 6 numaralı Connecting giriş hazırlığı yapacak 3. ve sonuncu tay olarak. 6 numaralı Connecting, Roberto Alvarado Jr.'la box'taki yerini almak üzere. Bir numaralı Solar Tev ve 5 numaralı Husband Material'ın ardından Connecting de box'taki yerini aldı ve Delaware Park'ta 5. koşu başlamak üzere. Start verildi ve 5. mücadele başladı Delaware Park'ta. 5 numaralı Husband Material aldı liderliği. Bir boy farkla şimdi numarayı götürüyor. 1400'ü önde geçti. 6 numaralı Connecting ikinciliğe. 1 numaralı Solar Tap'te üçüncülükte kaldı. Bir boy farkla 5 numaralı Husband Material önde Daniel Centeno'yla. 1200'ü şimdi bir boy fark yaparak önde geçiyor. 1 numaralı Solar Tap ve 6 numaralı Connecting ikilisinin önünde. Koşunun son binine doğru gidiliyor. 5 numaralı Husband Material startla birlikte aldığı liderliği koruyor. Şimdi dış kulvardan 6 numaralı Connecting hamle yaptı. 1 numaralı Solar Tap'in yanından ikinciliğe girdi. Onun hemen bir boy gerisinde kaldı 1 numaralı Solar Tap. Koşunun son binine gidiliyor. 5 numaralı Husband Material'ın liderliğinde. Bir boy farklı liderliğini koruyor şimdi. 6 numaralı Connecting ona en yakın olan safkan. Onun 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Solar Tap var. 1000 metre start yeri de 5 numaralı Husband Material'ın bir boy farklı liderliğiyle geçiliyor. 6 numaralı Connecting ikinci öncelikle onu yakın takibini sürdürüyor. Onun 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Solar Tap var. Yarış biraz daha süratlendi. Şimdi son 800 geçilirken 5 numaralı Husband Material bir boy farklı liderliğini 6 numaralı Connecting'in önünde koruyor. Onların 2 boy gerisinde 1 numaralı Solar Tap kaldı. 5 numaralı Husband Material farkı 2 boya kadar çıkartıyor Daniel Centeno'yla ve temposunu iyice arttırdı. Düzlüğe şimdi 4 boy farklı 5 numaralı Husband Material önde çıktı. Önde yalnız kaldı. Son 200 artık 6-7 boy farkla. 5 numaralı Husband Material önde geliyor. Yarış aşamındaki ikinci startında Daniel Centeno ile birinciliğe gidiyor. Evet, Kentucky, Preakness Days, Belmont Stakes, Breeders' Cup Klasik galibi American Pharoah'ın oğlu 5 numaralı Husband Material çok kolay kazanıyor. İkinci startında koşuyu kazanıp Maiden'a veda ediyor Daniel Centeno ile. Son hatayla 1 numaralı Solar Tap ikinci oldu. 6 numaralı Connecting 3. sevgili yarışseverler. Koşuyu 5 numaralı Husband Material starttan çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yaparak Daniel Centeno ile kazandı.
Boy gerisinde 1 numaralı Soul Earth var. Yarış biraz daha süratlendi. Şimdi son 800 geçilirken 5 numaralı Husband Material bir boy farklı lider yine. 6 numaralı Connecting'in önünde koruyor. Onların 2 boy gerisinde 1 numaralı Soul Earth kaldı. 5 numaralı Husband Material farkı 2 boya kadar çıkartıyor Daniel Centeno'yla ve temposunu iyice arttırdı. Düzlüğe şimdi 4 boy farklı 5 numaralı Husband Material önde çıktı. Önde yalnız kaldı. Son 200 artık 6-7 boy farklı. 5 numaralı Husband Material önde geliyor. Yarış aşamındaki ikinci startında Daniel Centeno ile birinciliğe gidiyor. Evet, Kentucky, Preakness Days, Belmont Stakes, Breeders Cup Klasik galibi American Pharoah'ın oğlu 5 numaralı Husband Material çok kolay kazanıyor. İkinci startında koşuyu kazanıp Maiden'a veda ediyor Daniel Centeno ile. Son hatayla 1 numaralı Soul Earth Tap ikinci oldu. 6 numaralı Connecting 3. sevgili yarışseverler. Koşuyu 5 numaralı Husband Material starttan çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yaparak Daniel Centeno ile kazandı. Beş numaralı Safkan'ın galibiyetiyle yola devam ediyoruz ve Atahan abinin yorumlarıyla Can Mete'nin kazandığı Mehmet Ali Kiper koşusunun analizlerine kaldığımız yerden de devam etmiş oluyoruz. Ya Can Mete startı ağır alıyor. Bu çok dezavantajına bir şey. Yani bir boy, bir buçuk boy ağır alıyor. Önünde de tabii kalabalık bir grup olduğu için bir kere çok kum yedi. Ama Halis çok usta bir jokey tabii. Çok yavaş yavaş getirdi onu. Üzmeden tatlı tatlı getirdi. Çok iyi bir at. Daha böyle gösterişli bir yarış kazanmasını böyle bekliyorum ben hep Can Mete'den. Kazanıyor bir şekilde ama kumda daha mı iyi koştu acaba bilmiyorum çime göre. Bir çim bir kum kazandı Ankara'da değil mi? Evet abi. İkisini de kazandı. Ankara yarıyor. Çok güzel bir at. Bence yaş aldıkça daha da iyi koşacak bir at. Biraz pedigri olarak da öyle görünüyor. Tabii Halis'in bence kazanmasında büyük katkısı var bence. O son barutu. Tabii o çok, onu çok güzel ayarlıyor. Çok güzel getiriyor oraya kadar arkadan ama İmparator'un söylediği şey canım kardeşim o acayip bir at yani bu gerçek bir star yani. O kadar geriden başla yarışın hiçbir yerinde nefeslenme düzlükte kapattığı ara inanılmaz yani. Çok büyük ara kapattı. Çok enteresan bir at. Onu çok ciddi takip etmek lazım Utay'ı. Tunç'tan yarışını beğendim. Goşa fena koşmadı. Can Mete'yi tebrik ediyoruz. İki soru var Süleyman abi. Mustafa Bey yarıştaki tek dişi Goşa isimli tayla ilgili Süleyman abi bir yorum yapar mı demişler. Goşa yarışı dördüncü tamamlayacak. Vallahi güzel koştu tabii. Dezavantaj tabii. Dişi olması böyle kuvvetli erkek tayların yanında bir de daha sık koşuyor galiba rakiplerine göre değil mi Goşa? Tabii İstanbul'da ona rağmen güzel koştu. Koşuyor yani son 200'e kadar oyundaydı. Evet. Can Mete'nin bir güzel şeyi de şu 3 pistte birden yarış kazandı. Evet. Sentetik'te de kazandı ve kumda. Güzel detay. Süleyman bir de Sayın Bülent Erdağ sormuş. Vedat Abiş bir apranti olarak grup 3 performansı 36 lira 80 kuruş ganyanlı bir atla kusursuza yakın bir performans demiş. Vedat Abiş'i biz burada her hafta söylüyoruz. Vedat Abiş. Daha yarış kazanmamıştı belki ilk sizin söylediğiniz zaman. Geçen senenin mezunu sınıf birincisi. Yani şu anda kafasını çalıştırırsa iyi yani iyinin iyisi bir jockey olmaya aday. Yani daha çok yeni böyle bir grup yarışı potada kaybediyor. Tercih ediliyor. Bundan sonra da bence yine tercih edilecek yani böyle yarışlarda.
Medat'ı da kutlayalım. Evet. O da elinden geleni yaptı. Tunç Dağ isimli safkanla. Önemli bir sürprizle esasında imza atmaya ramak kalmış. Kumun ağır yerinde kaldı. Tabii hiç mesafe kaybetmedi yani mesela. Kumun ağır yerinde kaldı. 1-2 çekti. At da gelmiyor bu yana. Ya Can Mete'ye başka bir jokey binse kazandı zaten. Evet. Yani. Bana göre yani. Bana göre öyle. Can Mete'yi kutlayalım Aksoy Ekürüsü'ne. Yalnız üçüncü tay. Biraz. Valla maşallah farklı. Yani. Çok etkileyici koştu evet. Ya. Değil mi? %100 katılıyorum. Demir Perde'nin Ekürüsü değil mi? Aynen. Bazı aynı atlar ekürüsü var işte böyle. Aya Bakan mı bu? Yarışı kabullenmez. Bu da Aya Bakan abi. Bu Aya Bakan. Yarışı Demir kabullenmiyor. Altı. Kabullenirse... çok değişik koşacak. Bir önceki yarışını hatırladınız mı bu tay? Tabii tabii. Maiden'den geldi bu tay buraya. Evet. O gün ne? Ahmet'e anormal zorluklar çıkarttı. İçeri gitti, dışarı gitti, içeri gitti falan. Hiç kazanamayacak bir hale geldi. At sonra bir boşluk buldu. Bir gelişi var, inanamazsın. Elde yani. Geldi ondan sonra. Tutarak evet. Fark yaptı. Yani tutarken uzak yaptı. Evet. Oradan buraya gelmek de bir müthiş iş. Kutlayalım onu da ve bundan sonraki yarışlar için merakla beklediğimiz isimler arasına yazalım. Şimdi bir grup mücadeleye gideceğiz. Bu yarışı hem grup koşu olması hasebiyle hem de sosyal medyadan Twitter üzerinden bu yarışın analizini, daha doğrusu yarışın bitiminin analizini istediğiniz için aldık. Önce Karacabey koşusunu A3 sınıfındaki yarışı konuşalım. Sonra da o merak ettiğiniz, yorumlamamızı istediğiniz yarışın bitiş anını İmparator ve Atan abinin yorumlarına sunalım. Süleyman abi nasıl bir yarış oldu? Valla Gülcihan numarayı aldı. Arkasından Mahsul, Salvatore, Canlar Feda, Çerdiğin, Boraks, Öz Şimşek, Yeşil Elma, İlayda sırasıyla gidiyor. Yeşil Elma bariyerin dibinde sarı lacivertli. En arkadaki grubun kırmızı beyaz formalı atın içinde düzlüğe kadar bu şekilde geldi. Gülce Hanım numarayı aldı. Hala devam ediyor. Şu anda düzlük dönüldü. Birinci içeriden çıktı. Yeşil Elma içte. Şimdi burada içi, dışarı mı gideyim yapacak, içeri mi gideyim bak şimdi. Bak şimdi dışarı gitmek istedi. Ondan sonra içeriği tercih etti. Ortada Mahsul. Tabii güzel bir biniş. Canım. Çok düzgün. Oturup kalkmasa bence çok daha iyi. Buradan sonrası çok kötü. Yani buraya kadar bir analiz yapalım müthiş. Diyorsun Süleyman abi. Yani buraya kadar bir analiz yaparsam müthiş. Ben evvelce de söylemiştim bu çocuk için. Sonra kayboldu. Evet doğru. Çok ciddi bir çıkış yakaladı ve düştü. Sonra düştü. Bir anda yok oldu. Hatta bir şey oldu. Şimdi burada anlatmayacağım. Babasını aradım ben. Hocam yarın geleceğiz dedi. Senden dedi. Görüşeceğiz falan. Bir at teklif etmiştim falan. Ondan sonra gelmedi de. Sonra çocuk böyle bir düştü. Hiç yok. Bu yarışta çok güzel bindi. Şimdi bir iki haftadır skor yapan aprantilerden biri. Evet. Yani Vedat, Muhammed Mirbilgin evet. Ve Ercan Çankaya. Epey yarış kazanan aprantilerdendi. Evet. Ya aynaya kadar da çok beğendiniz. Yani şimdi burada zaten akıllı bir binişi var. Yani bariyerin dibinde hiç kıpırdamıyor. Düzük dönülüyor. Orası nasıl olsa açılacak yani. Onu hissediyor. Her jokey hisseder. Bak tutuyor. Buradan açılır açılmaz. İlk önce önündeki o al. Boraks. Boraks'ın önünden içinden çıktı. Kamçısını da eline aldı şu anda. Burada dışarı gidecekti. Vazgeçti. Açıldı çünkü. Öndeki at biraz dışarı gitti. Sol elinden kamçısını çok güzel de kullandı. Burada duralım. Evet. Evet, buraya bak, kadar iyiydi. Son bitmeden bir aksiyona kadar çok iyi. Şu anda potayı geçti ama bak şu anda buradan sonrası kötü. Esas kötü oynatalım. Oynatalım. Burada göremeyeceğiz. Diğer açılara geçmemiz gerekecek. Diğer açıya geçelim. Şimdi. Evet kuleden net. Şimdi attan neden düşüyor? Onu bir görelim.
En içeride sarı jokey ekipli isim. Evet, hızlandıralım. Ercan Çankaya. Evet, yarışı bitirelim. Yarış bitti, sevindi. Bitti. Şimdi ata vuruyor ya, at korkudan. Onun o, yani o sevinç vurması, dövüyor vurması oldu at için. O kadar hızlı vurdu ki, at korktu, kendini bariyere attı bak. Atınca da düştü. Bak, öbür at da geldi, üstünden geçti. Aynen. Bir daha oynatalım. Aynen öyle abi. Çarptı, daha oynatalım. Yine de ucuz kurtardı temas abi. Temas var ama galiba. Tabii temas var, yine de ucuz kurtardı. Yani bak. Allah korusun, kırık çıkık bir şeyler olabilirdi, sıyırdı yani. Şimdi var ya bir atasözü, bir musibet bin nasihattan evladır. İşte bu onun için tek söylenecek laf bu. Biz her zaman söylüyoruz işte, ya böyle sevinçler olmaz. Normal sevin, atını okşa, kulağını sev. Tabii. Yelelerini okşa. Aşırı bir sevgi yaptın. İlk grubu mu ondan mı yaptın? Ata seviyorum diye dövdün atı elinden. At da korktu, bariyerin dibine kaçtı. Ne oldu, düştün. Bak şimdi. Böyle sevilmez ki at. Yani ucuz atlatmış. Hem kendi atı hem arkadan gelen atı ya, çok kötü yerlerine yani basabilir yani. Esasında buna çok güzel bir rapor yazmış Komiserler Kurulu, okudun mu? Evet, komiser raporunu da hemen verelim. Atan abinin yorumlarını da alalım. Harika. Komiser raporunu da verelim. Komiser raporu der ki, koşuda 9 numaraya kayıtlı Yeşil Elma isimli atın birincisi Ercan Çankaya koşu disiplininden kopmuş, yarış güvenliğini tehlikeye sokarak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmiştir. Binici Ercan Çankaya ifadeye çağrılmış ve savunma istem tebligatı yapılmıştır. Kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini beyan etmiştir. Harika bir notla Bursa komiseri savunma istemiş. Ya. Bravo. Atan abi hocamıza. Hem görüntü için hem yarış ya için. Ya şimdi bak, yarış kazanıyorsun, grup yarış. At zaten iyi bir at. Tabii. At zaten buraya kazana kazana geliyor. Bak, baktım 5 şart kısa vadeli A3. Tabii. Böyle 1-1-1 yaparak geliyor. Evet. İyi bir at. Annesi Çaltepe ile ana yurtun öz kardeşi annesi. Hmm. İyi bir at yani. İyi bir dişi. Bana sorarsan Cahide Kosu'nun en, yani Lima görünüyor İstanbul'da mesela, dişi iyi. Lima'nın bana sorarsan çok sert bir rakibi şu ana kadar dişiler arasında. Yani. Ve Kurtel'in de en iyi yavrusu bence. Yani şu ana kadar. Çok iyi bir at yani. Her yarışını bariyer dibinden geliyor. Daha önce baktım 3 yarışında 3 ayrı jokeyle hepsi aynı yerden gelmişler zaten. Ercan da çok güzel bindi. Var zaten çok kabiliyetli bir adam. Bir sakatlığı var mı buradan? Bundan önceki yarışlarda hiçbir şey yapmamış artık. Gitti ama. Şimdi sen bunu yaptın. At orada bir zikzak yaptı. Allah korusun. Tandonu yırtıldı. Tabii ya. Nasıl yırtılıyor tandon? Böyle yırtılıyor işte. Tabii ya. Devrildi. Arkadan geldi arkadaşın, devrildi. Arkadaki at sakatlandı. Bu at sakatlandı. Ya bu nedir arkadaş, ben anlamıyorum ya. Yani sevinmenin de bir güzel, bir şık, bir zarif bir tarafı yok mu ya? Var tabii ki. Ya bu kadar kontrolsüz ya, bu nedir ya? Bakın orayı bir daha verebilir miyiz? Bir atın zikzak yaptığını. Bu dediğin hadiseler, evet, bu her an olabilir. Olabilir. Bak at feyiz çiziyor şimdi. Ya atın orada yırtılır ya, Allah korusun ya. Şimdi bak ne kadar zor duruma gelecek at. Bariyere gidecek korkudan, oradan korkacak bu tarafa gelecek. Bir de o kadar şehirli gidiyor ki. Bak, baksana ya. Bak arkasına oldu atın. Dört ayak ayrı yere bastı. Yani. Şimdi antrenörü, sahibi. Tamam. Sevindi mi yoksa üzüldü, eyvah mı dedi? Mi? Evet. Eyvah mı dedi ertesi gün? O 24 saat nasıl geçti yani? Yani. Buna ne hakkın var yani? Sen bu kadar kabiliyetli bir adamsın. Yeteneğin var, her şeyin var. Yani jokey olmak için her şeye sahipsin yani. Niye bunu yapıyorsun yani? Bu nedir bu? Anlamıyorum ki yani. Aynı şeyi yani Hışman da yaptı, geçen hafta konuştuk. Ya güzel bir sevin, güzelce bir atını sevemiyor musun arkadaş? 2-3 ay evveldi bak. 2-3 ay evveldi. Ayağa zaten kalktın bak. Ayağa kalktın zaten değil mi? Evet. Kaldırdın elini. Tamam. Artık daha nedir yani? Sevdin. O nasıl bir sevmek abi? Öyle bir sevmek mi var ya?
2-3 ay evveldi İstanbul'da işte o... Ha, kendi canı gidecek ya dayı. Bak canı gidecek arkadaki at, Allah aşkına orayı bir göstersene. Sözünü kesiyorum. Bak şimdi arkadaki at nasıl geliyor, bak şimdi bak düştükten sonra. Bak şimdi. Bak arkadaki atı, bak arkadaki ayağına bak. Evet. Ya Allah korusun ya. Ayağını da basabilir. Ayağını her yerine basabilir abi. 2-3 ay evveldi İstanbul'da bir ata bindi. Üçüncü mü oldu, ikinci mi oldu? İlk defa seyrediyorum. Bu çocuk kim dedim ben. Ondan sonra dedim ki Serdar'a, ben jokeyi buldum dedim. Bunu ilk defa ben jokey kim dedim. Bu dedim, bu çocuk dedim. Çok güzel biniyor dedim. Bu dedim İşman'ın daha değişiği dedim. Ondan sonra bir müddet çok iyi bindi. Sonra bir oturup kalkmalara başladı. Ya Allah! İşte bir de bugün seyrettik yani. Ya ben de mesela Ankara'da atım oluyor mesela. Otur, nasıl biliyor musun? Aynen Şişman'ın kopyası. Onun ne yapmak istediğini yapmaya çalıştı. Aynı sertlikte. Oralardan sonra ve yok oldu. Bak güzel bir at bulmuş, güzel bir yarış kazanmış. İnşallah bu anlattıklarımı dinliyorsa kendisine bir güzel bir nasihattır. Ben bu tarz genç kardeşlerimiz için yani, tabii o yaşlarda bu olgunluğa gelmek zor ama mesela bu yarışın ardına işte Türkiye'nin en fazla takip edilen sözlüklerinden birinde bir başlık açıldı. Altına provokasyon hesaplar hemen geldi. İşte kazandıkları yarışta bile ata işte şimdi iyi muamele etmiyorlar. Ata iyi muamele etmiyorlar diye alt tarafta. Yani her birimizin bir sorumluluğu var. İşte biz ağzımızdan çıkan sözden sorumluyuz. Tabii ya, senin bu organizasyona karşı, evet, bu atın sahibine karşı, antrenörüne karşı, seyircisine karşı bir sorumluluğun var. Evet, ve diğer arkadaşlarına karşı sorumluluğun var. Çok güzel yazmış hoca. Tebrik ediyorum Bursa hoca hakemlerimizi. Disiplinden uzaklaştın diyor. Çok doğru ya. Sen böyle keyfi hareketler yapamazsın arkadaş yani. Aynen öyle. Yapamazsın yani. Zaten kalktın ayağa ya. Ayağa kalktın, yaptın tamam. Yani. Tamam bitti abi. Devamı ne yani? Ne olur güzel için. Şeyler konuşacakken şimdi tersine de konuşuyoruz evet, yani. Maalesef. Ya bu kadar aynaya kadar muhteşem şeyler konuşacağımız bir çocuğa böyle şeyler konuşuyoruz. Enteresan bir şey tabii. Sevgili Burak Temizkan'a da selam olsun. O da Arap atlığının şakası olmaz. Allah muhafaza, çok daha acı bir sonuç olabilirdi kardeşimiz adına demiş. Şimdi bir diğer apranti kardeşimizle ilgili dikkatlerden kaçmayan bir görüntü çekeceğiz. Yine sosyal medya mesajları da yarış biter bitmez geldi. Muhammed Özdemir. Şu anda sondan ikinci sırada mavi jokey kepiyle gördüğümüz kardeşimiz. Yarış biter bitmez Süleyman abi bu yarışı yorumlasın dendi. Atahan abi zaten o sırada bizim WhatsApp grubunda sevgili Ömer'e, Ömer bu yarışı alalım diye mesajı atmıştı bile. Sebebi bu. Sevgili Selim, Süleyman abi yorumlarken bir kere daha bu beşli kamçı kullanımını görelim. Sonra bir daha kamçı kullanımını görmeyelim. Mavi jokey kepli apranti kardeşimizin buradaki... Süleyman abi bu nedir? Şimdi biz apranti okulunda bu Muhammed'den çok uğraştık. Oradan başladık. Eyvah. Çok uğraştık. Sonra onu iyi yöne sevk ettik. Ondan sonra işte güzel çalıştırmaya başladı. O bir tane sert bir atımız vardı. Onu çocukların hepsi o tutamıyordu. Ben tutarım hocam falan dedi. Bindirdik, özgüvenini kazandı falan. Gayet iyi bir yola girdi. İyi bir yola girdi. Ve de gitti Adana'da da bindi. Gayet güzel. Adana'da da kazandı. İşte annesine mesajları falan var galiba sosyal medyada, belki bakmışsınızdır. Hı hı. Takibimde tabii bunlar benim. Bu atı da gördüm yarıştan evvel. Bir ayağını böyle kaldırıyor tay. Biraz stresli bir taydı. Ondan evvel de bir kıratla kazandı. Evet. Onda da yanlış kamçı kullandı. Sol eli çok havaya kalkıyor. Şimdi o yarışta, kazandığı yarışta komiser dese ki gel bakalım buraya, sen yanlış kullanıyorsun, böyle kamçı kullanılmaz dese, bu hadise olmayacak. Değil mi? O kıratla kazandığı yarışta Günpınar. Ama Günpınar yarışı aynı gün bu yarıştan sonraydı Süleyman abi. Sonra mıydı? Evet, 3 yarış sonra. Doğru. Burada belki burada bu, söylese. Aynı şeyi öyle söyle. Evet. Bunda dese onu da yapmayacak. Onu da yapmayacak. Yani. Aynı yola çıkar ikisi. Şimdi sen en arkadasın. 2 yaşlı birinci sayı bir şart koşuyor.
Bu olacak bir şey değil. Yani Komiserler Kurulu ne yapmış? Burada hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış mı burada? Burada hiçbir şey yapmamış. Eyvah eyvah eyvah. Hakikaten bir şey yapmıyorsun. Kamçı kullanımıyla ilgili bir neden yapmamışsın? Talimatnamenin bölümü var. Neden yapmamışsın biliyor musun? Bence. Yok. 5 tane vurma hakkı var ya, sen ya yanlış düşünüyorsun şimdi. Eyvah. Değil mi Atancığım? 5 tane vurma hakkı var. 5 tane vurdu işte. Düzlükte. Bir anda 5'ini birden kullandı. Bunda bir bazen, şey yok ki. Bazen düşünüyorum yani, burada bu kadar konuşuyoruz. Hiç mi acaba bir faydası olmuyor diye düşünüyorum yani bazen. Şimdi hakikaten Komiserler Kurulu'nun... Yani. Sen geçen hafta İllüzyon diye bir hafta grup 1 yarışında adam 5,5 kamçı vurdu. 6 vurdu. Saydım. Dedik ki biz ne dedik? Yani biz hakem olsak belki bunu, çünkü usulüne uygun bir kamçıydı. İhtiyacı vardı atın kazanmak için filan filan. Ama ne dedik? Eleştiremeyiz hakemi ya. Tabii kuralı dedik. Kuralı uyguladı dedik. Evet. Eyvallah. Peki şimdi hocam, yarışla hiçbir alakası olmamış iki yaşlı Tay. At kalmış, gidemiyor zaten. En arkada kalmış. Aynen öyle. Adam tamamen kuralı ihlal ediyor. Sayı olarak etmiyor da kullanış şekli olarak ihlal ediyor. Sadece kolunu kaldırmasıyla filan da değil. O var mı? Onu bir göstersene. İlgili talimat ne diyor? Yani kamçı kullanımına dair ilgili bölümü, evet. Kamçı kullanımı nasıl olmalı? Yani hangi durumlarda kamçı kullanımı usulüne aykırı olur? Onu göreceğiz. Kamçı güvenli, doğru ve atı cesaretlendirmek amacıyla kullanılır. Kamçı kullanılmadan önce ata gösterilir ve tepki vermesi beklenir. Tepki vermediği takdirde kamçı vurulur ve tekrar kullanılmadan önce tepki vermesi beklenir. Ve atın hareketine uygun olarak kullanılır. Peki bu söylediğin 3. satırdaki kuralı bu arkadaş çiğnemedi mi? %100 çiğnedi. Niye peki hoca görmüyor bunu? 4.'ye de gelelim abi. Kamçı omuz hizası yüksekliğinde fazla güç sarf edilmeden atı yaralamayacak şekilde sadece sağrının kaba kısımlarına vurulur. Ve atın tepki vermesi beklenmeden her adımda kamçı kullanılmaz. Diğer atlar rahatsız edilmez. Bu da yani 3'e aykırı, 4'e aykırı. Kamçıya cevap vermeyen, dereceye girme şansı olmayan, koşuyu kazanan ve bitiriş çizgisini geçmiş atlara kesinlikle kamçı kullanılmaz. Buraya da uymadı. Koşu esnasında... Nereye uydu Allah aşkına? Hiçbir yere uymadı. Yorma kendini daha fazla. Yani. Şimdi ben 5 tane at koşuyor bak. 5 tane at koşuyor. 3 evet. Tane hocamız var orada. Atlara bakıyorlar. Tekrarı var, kamerası var, bilmem nesi var. Yani bunu hoca görmemesi için... O anda görevinin başında olmaması lazım bence. Yani yarış tam baktı bitti herhalde ön tarafa diye. Bakmıyorlar herhalde, ben öyle yarışın evveliyatını peki ben... Peki sen bu kadar titizsin. Geçen hafta İllüzyon'un 6. kamçısını gördün hocam da. 5 tane atta arka arkaya halı döver gibi, balkonda halı döver gibi hiçbir kurala uymayan şekilde yapılan... Bu kamçı kullanmayı niye görmedin hocam? Bu usulsüz. Peki sen bunları görmezsen hocam, biz nasıl düzelteceğiz bu işleri? Bu iş nasıl düzelecek hocam? Burada yalnız bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Esas Komiserler Kurulu'nun bir şart, Arap atı, İngiliz atı, hiç fark etmez, yarışlarında bu tip kamçı kullanımlarına çok dikkat etmesi lazım. Bir hayat atın hayatında ilk koşacağı yarış, bir şart yarış. Ya. Buraya hazırlıyorsun. Orada atın geleceğini, ya, geçmişini, sonrasını, kullanılan kamçı, her şeyini etkiler. Buradaki kullanılan kamçı, atın performansını arttırmak için, herhangi bir dereceye girmek için mi kullanıldı? Yok. Hayır. Ne için kullanıldı? Keyfi olarak kullandı bence. Sonra hemen enseye bastı zaten. Aynen öyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani ehliyeti alıyorlar ya, bir daha alman için doktora gidiyorsun. Tabii bir daha almak için doktora gidiyorsun yani. Tabii belli bir ceza puanı alırsan tabii. Bu yarıştan sonra o ehliyeti durdururum. Varsa yetkim, yoksa veya YKK'ysam durdururum. Ondan sonra o öyle bir rapor isterim geri gelmek için. Gel bakayım ha. İsterim, öyle bir rapor isterim tekrar geri gelmek. Çünkü bunu anlatamaz bana. Ben bunu söylediğim zaman... Sen bu kamçıyı niye böyle vurdun dediğim zaman bana ne izah edecek? Hocam ben yarışı kazanıyor muydum? Veya 4. mü oluyordum? Veya işte atımın performansını mı arttırdım?
Ne diyecek bana yani? Bana diyecek bir lafı var mı yani? Yok. Belki ata çok kızdı. Çünkü at yarıştan evvel padokta falan gezmedi. Ben gördüm. Atı padok dışına çıkardılar evvelce. Binerken falan böyle şeyler yaptı. Basarsın gelirsin ensesine. Yani. Hoca da çağırırsa dersin ki ben atın hocam şurasını beğenmedim. Evet. Şöyle bir şey vardı. Zaten yarışın içerisinde de at istediğim performansı yapmıyordu. Dolayısıyla böyle bir şey yaptım. Ama böyle bir şey var mı ya? At zaten zavallım gelemiyor yani. Senin atın olsa aynı at. O arkadaş geldiğinde ne olacak yani? Ya hiç hoş karşılamayız yani hiçbirimiz. Herhalde. Tabii. Böyle bir şey olur mu ama ya? Böyle bir şey hakkın var mı senin yani? Pamuklara sarmala. At gelmeyebilir, kazanmayabilir, kötü koşabilir. Hayır, iyi olmayabilir. Hiç dokunmasa da beşinci olacak abi. Ha ben arkadaşı geçtim. Ben hocayı mı merak ediyorum abi? Evet hocam ya nasıl? Buna nasıl bir şey yok ya? Müsaade edersin tabii ki. Peki bir sonraki yarışında var mı kazandığı yarışta? Orada savunma verecek. Peki orada niye savunma veriyor abi? Burada vermiyor da. Ben anlamıyorum ya. O yarışı verelim bunun arkasına. Hemen listenin 27. sırasında 27'yi verelim. 27'yi verelim. Yurt dışı yarış başlamak üzereymiş abi. Yurt dışı yarışının hemen ardına aynı kardeşimizin aynı gün savunma vereceği ihlali de göreceğiz. Ama önce bir yurt dışında bir kuş daha görelim. Sevgili yarışseverler, Delaware Park'ta az sonra yapılacak olan 6. koşuda öncelikle bir son dakika çıkan at bilgisi verelim sizlere. 8 numaralı Just Leo az önce koşudan çıkartıldı. Az sonra yapılacak olan günün 6. koşusunda 8 numaralı Just Leo isimli Safgan start almayacak. Böylelikle ekürüler yarıştan çıkmış oldu. 1-8 ekürüleri ve 4 numaralı She's a Big Deal'da daha önceden koşudan çıkartılmıştı. Bu koşuda 1, 4 ve 8 numaralı safganlar start almayacaklar. Şu anda hem yurt dışında hem de ülkemizdeki AGF tablosunda 5 numaralı 1484 koşunun favorisi. İlk at olarak 2 numaralı Ridiculous giriş hazırlığı yapıyor. Yarış aşamındaki ilk startını kazanan Ridiculous box'daki yerini alıyor. 3 numaralı Advocate Harbor. Üçüncü startını almak üzere giriş hazırlığı yapıyor ve ikinci tay olarak box'daki yerini alıyor. 5 numaralı 1484 yedeklendi. Erasmo Martinez'de koşuya katılan 1484 da box'daki yerini alıyor. 6 numaralı Maryland Brando. Carol Sidenio ile box'daki yerini aldı. 7 numaralı A Dangerous Guy kaldı box'ın gerisinde. 5. tay olarak o da kulvarındaki yerini alıyor. Delaware Park'ta 6. koşuya katılacak taylar box içinde hazır. Start verildi ve günün 6. mücadelesi başladı. 5 numaralı 1484 hemen öne fırladı geldi aldı liderliği. 7 numaralı Endangerous Guy onu yakalamaya çalışıyor şimdi. 1000 metre start yeri geçildi. 5 numaralı 1484 7 numaralı Endangerous Guy ile önde liderlik mücadelesi yaparak son 800'ü geçiyorlar. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Maryland Brando onun 2,5 boy gerisi. Dış kulvarda 2 numaralı Ridiculous, iç kulvarda 3 numaralı Advocate Harbor var. Son 600 metreye gelinirken 5 numaralı 1484 rakibini sıyırdı, ekart etti ve son 600 metreye yarım boy, bir boy farklı lider olarak geliyor. 7 numaralı Dangerous Guy, hemen arkasından 6 numaralı Maryland Brando atak yapıyorlar. 5 numaralı 1484 liderliği vermeyecek gibi şimdi ve düzlüğe de bir boy farklı lider olarak çıkıyor. 5 numaralı 1484 Erasmo Martinez'e iç kulvara doğru kaydı ve bir anda temposunu arttırdı. Farkı 4 boy yaptı. Arkayı kontrol etti Erasmo Martinez ve artık rakiplerini ikincilik mücadelesinde bırakıyor. Uzak farklı önde 5 numaralı 1484 yarış aşamındaki ikinci startında da kazanıyor. 2'de 2 yapıyor. İlk startını kazanmıştı. Bunu da kazandı. 7 numaralı Dangerous Guy ikinci oldu. Koşuyun galibi 5 numaralı 1484 sevgili yarışseverler Erasmo Martinez de kazandı.
geliyor. Liderliği vermeyecek gibi şimdi ve düzeye de bir boy farkla lider olarak çıkıyor. 5 numaralı 1484 Erasmo Martinez'e iç kulvara doğru kaydı ve bir anda temposunu arttırdı. Farkı 4 boy yaptı. Arkayı kontrol etti Erasmo Martinez ve artık rakiplerini ikincilik mücadelesinde bırakıyor. Uzak farklı önde 5 numaralı 1484 yarış yaşamındaki ikinci startında da kazanıyor. 2'de 2 yapıyor. İlk startını kazanmıştı. Bunu da kazandı. 7 numaralı Dangerous Guy ikinci oldu. Koşuyun galibi 5 numaralı 1484 sevgili yarışseverler. Erasmo Martinez de kazandı. Beş numaralı Safkan'ın galibiyetiyle yola devam ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamçı kullanımında ikinci round diyeceğiz ne yazık ki. Aynı apranti kardeşimiz şu anda en dış kulvarda Günpınar. Az evvel açık yarışta izlemiştik. Kır Safkan siyah beyaz formasıyla Kılıççıoğlu ekürüsünün. Buradaki kamçı kullanımı omuz üstü en dıştan geliyor ve dışarıdan çevirerek diyeyim. Kolunun üzerinde. Artık buradan adaya kadar. Buraya kadar ne kadar düzgün değil mi atın üstüne? Evet, atın bitti üzerinde artık. Bir anormallik yok ama kamçı da her kamçı fazla. Evet. Evet. İlk koşuda yakalanmadı ama burada yakalandı. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu kamçıdan gidiyorken şu 11'i bir alalım. O zaman bir yurt dışından bir örnek görelim. Evet. York Hipodromu'nda TJK TV ekranlarında da seyrettiğimiz Grup 2 mücadeleye bir gidelim. Ve Stradivarius'un Frankie Dettori ile kazandığı yarışı görelim. Kulaklar çınlasın Yalçın'a karşı da yarış bitermez bir tweet atmıştı. Süleyman abi de bu yarışı mutlaka gösterelim dedi. Evet. 3260 metrelik Grup 2 mücadele Lonsdale Cup'ta Frankie Dettori performansı. Bakalım neler söyleyecek imparator. Şu anda 2 gidiyor. Beyaz akıtmasıyla izlediğimiz Safkan sarı jockey kepli. Müthiş bir yarış. Yani, 3 numaralı haşa beziyle evet, takip ediyoruz. Finişler şeyler müthiş. Yalnız burada bir enteresan bir şey var Frankie Dottero'da. 3200 metre niye kamçı elinde taşıyorsun kardeşim? Koysana bak kolanın arasına. Niye koymuyorsun ya? Niye yoruyorsun kendini bu kadar? Eyvah eyvah eyvah. He? Süleyman abiden. Niye yoruyorsun kendini? Al kolanın arasına koy. Oh ne güzel. Son 300'e kadar da çekersin çekemezsin yarış biter. Her jockey'in eksikleri oluyor abi. Dettori'nde böyle bir eksik. Böyle bir eksiği var. 3200 metre kamçı elinde taşıyor. Ben buna bir mana veremedim Dettori'ye. Ama yarış içerisinde gidiş. Değil mi? Ya bırak Dettori'yi tamam. Yani bunu biz o bir tane jockey'in kamçıyı kolana koyduğunu göremezsin Avrupa'da ya. Bir tane jockey'in. Daha kullanmadı bile. Ve kondisyon olarak var ya hepsi üst düzeyde. Bak kullanmadı daha biliyor musun? Şimdi çekti sola. Evet. Önce rakibi dövsün bekliyor. Bak gösteriyor bekliyor. Önce. Önce gösteriyor. Bak önce rakibi evet, dövdü. Ya. Alalım geriye. O bekliyor önce. Evet. Bana ilk kurşunu atıyor. Ben şampiyon jockey'ydim. Bana bunu ilk öğreten Nurlar'da yatsın Şerafettin Gedik. İsteyen şimdi bu konuşmamdan bir şey öğrenir. İsteyen de öğrenemez. İlk önce rakibini dövecek. İlk önce bak rakibi dövdü. Şiir gibi ya. Yani bakın her hafta konuşuyoruz burada. Kolanın arasına komiser. Bu komiserler kurulu. Ben olsam bak komiser. Kesinlikle kamçıyı kolanın arasına koyana cezasını veririm. Nasıl veririm? İşte talimatlara uymadığından veririm. Dünyada bu böyle. Sen at dışarı gitse, içeri sapsa, bilmem ne yapsa. Nasıl çevireceksin ya? Kamçı elinde duracak senin. Kolona nasıl geleceğiz daha ya? Kolona gelemiyoruz ki biz. Kolona nasıl geleceğiz ya? Kolona gelmeden önce başka yerlere gelmemiz lazım. Yani. O kolon artık şey en son yani. Her şey pure pak olacak da. Sonra onu bırak. Grup yarışı koşuyorsun. Kolanda kamçı.
Jockey çekemiyor. Bilmem ne oluyor. Yarış bitiyor. Startla demire otur. Ne startla demire otur? Kamçı kolunda. İşte at bir böyle yapıyor. Herkes aşağıda. Bak bu hafta seyrettim. Ankara'da bir şart yarış var. Halis Karataş bir tane ataya bindi. Kaybetti yarışı. Hı hı. At neler yaptı inmedi biliyor musun? Hı. Bak at seyredin. Evdeydin. İri de bir at. Lüksor yavrusu galiba. Hı. Neler yaptı? Direniyor. Bir o yana atıyor kendini buraya. İnmedi. Jockey'lik o işte zaten. Bizimki var ya tak korkudan aşağı iniyor. Ya. Tabii kolay olmuyor Halis Karataş. Olmak da kolay değil yani. O az evvel Muhammed kardeşimizin hatalı kamçı kullandığı yarıştı o Süleyman abi. O hangi yarış? O yarış. Ve yarış sever işte o öncesini ve yarış içerisinde o yaşanan vücut dillerini çok iyi takip etmediği için mesela diyor ki ya işte şart bir de Halis Karataş iki tane daha vursa yarışı kazanabilirdi. İşte gitmedi üstüne. Oysa ki yarışı şart bir de öğretebilmek işte ne bileyim Halis Karataş, Saadettin Boyraz, Gökhan Kocaka yani farklı işler de var yani yarış tabii sadece orada. İşte yarışı öğrenecek işte orada. Orada yapabileceğim bir hata atın bütün her şeyini alıyor götürüyor. Bir sonraki tartışmamıza geçeceğiz. Yine gözlerimizi kapattığımız, yine yani ne söyleyeceğimi bilemediğim bir yarış. Bursa'ya gidiyoruz 20 Ağustos gününe. Kule görüntüleri ekrana geliyor. Selim İpek'in düştüğü, Onur Atmaca'nın yüzünden yaralandığı görüntüler. En dış kulvara bakarsak en dışta Mahmut Turan, içinde Selim İpek. Böyle uzun süren bir didişmenin sonunda o ona, o ona ve artık bu artık göz göre göre geliyorum demiş ya. Yani hiç olacak dışarıdaki işte. Arkadaşı en dışta bilir kişi isimli safkana Mahmut Turan. Mahmut Turan savunma verecek. Arkadaşını yıkmış yani. Sancaktar'da Nevzat 5 gün ceza aldı. Sarı kırmızı Gülerce ekürüsünün formasıyla takip ettiğimiz Safkan. Yanında Muhammed Mirbilgin var. Orada Muhammed Mirbilgin'e bir şey çıkmadı. Selim İpek düştü. O da tabii düzlük boyu mücadele içerisinde olan burada, kardeşimizden. Evet. Arkada ben bu hengameye girmeyeyim diyen tek kişi var. Onur Atmaca. O sakatlandı. O da at düşüyor. Ona mı çarpıyor? Aynen öyle abi. He. Düşen at. Onun atına görünmez çarpıyor. Görünmez bir kaza yani. He. İlk pes eden. Aslında görüyor kazayı çocuk da evet. Kendini kurtaramıyor. Tabii yani. Tabii. Ya çekiyor atını. İlk mücadeleden o çıktı zaten. Bak abi oyunun içinde aslında şu anda. Ya Onur Atmaca'nın bulunduğu safkan şu anda oyunun içinde. Gelelim yarışa. Dışarıda mavi beyaz form ama o kadar baskı geliyor ki ilk pes eden ne oluyor? Aman diyor burada bir karışıklık çık. Bak içeriden geliyorlar. Tabii, hissediyor çünkü. O bıraktı artık. Mücadeleden çıktı. Ve çıktığı halde Selim İpek ve Safkan'ı yıkılınca ona takılıp o da Safkan'dan etkileniyor. Şimdi bu. Bu yarış herhangi bir şekilde protesto olmadı. Resen incelenmedi. Evet. Ondan sonra savunma iki jokeyden savunma istendi. Nevzat'a 5 günlük bir ceza. Şimdi sevgili Tanıl da yazıyor. Nevzat burada yani Nevzat olayın içinde değil abi diye sormuş. Sarı kırmızı formalı. Ya içinde ama başrollerde değil. En dıştan Mahmut Turan, onun şimdi, cezasını merak ediyorum. Selim aynı şekilde düştü ama o da şimdi yarışı değiştiriyorsun. Bir yarış değişiyor. 10 gün veriyorsun. Değişiyor yani. Bir şey yok yani. Tamam. Değişebilir. Çarparsın, at sapar, bilmem ne, kasten yaparsın. Değişiyor. Bir şey yok bunda. Yıkıyorsun ölümle sebebiyetten 7 gün veriyorsun. Tabii. Nasıl oluyor bu? Yıkıyorsun ölüme sebebiyetten işte Allah korusun ölmedi mi? Burada ne çocuklar öldü yani? Tabii abi. Ölüme sebebiyetten 7 gün veriyorsun. Caydırıcı ceza vermezsen bu işler her zaman olur.
Ya kimse bırakmıyor ya. Burada %100 bağırış çağırış var. Ya, ya. O, bu hadise var ya, göz göre göre gelmiş. Göz göre göre geliyorum demiş ve gelmiş. Allah'tan çocuk herhalde bir şey yok değil mi? Kalktı şükür. Yani şükür kurtu, yani ucuz kurtarmış, geçmiş olsun. Atan abi. Yani ne söyleyeyim abi yani. Yani çok esas şey olay bu. De. Yarış değişiyor. 10 gün adamı yıkıyor 7 gün. Ya. Bu orantı yok burada. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Bu cezalarla ilgili para cezası veriyorlar. İstanbul'da 630 lira, Urfa'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da 630 lira. Hmm. Yarış ikramiyeleri bir değil diyorsun değil abi. Değil tabii ki canım. Hmm. Bir değil. Burası 630 liraysa oraya 300 lira ver. Orası 630 ise buraya 1200 ver. Hmm. O şöyle olabilir. Koşunun ikramiyesine göre endekslenebilir, evet. Belki bilmiyorum. Yani büyük yarışta büyük kazancın cezası büyük olabilir. Güzel. Daha küçük kazancın cezası küçük yani. Olabilir. O yapılabilir belki. Yani yarışta verilecek ihtar ve para cezasının miktarı yarışın ikramiyesine göre %100. Dolayısıyla şokeyin montuyla yani. Avrupa'da böyle. Şokeyin montuyla yani şimdi ilişkilendirilebilir. Sen bir hata yaptı. Yarışı da değiştirdin. Bir şey olduk. Alacağı ikramiyenin İki katlı cezayı verirsen doping cezasında da öyle olmuyor mu? Yarış caydırıcı olur. Yapmayacak yani. Vallahi kötü bizde bir görüntü. Bizde cezalar hiç caydırıcı bence değil. Şimdi Elazığ'da bir de örnek bir uygulama diyeceğiz. Elazığ'da 18 Ağustos gününün raporunu isteyelim ve Elazığ komiserlerine buradan selam ve saygılarımızı iletelim. 2 numaraya kayıtlı Çarşı Ağası adlı atın binicisi Burak Bektaş start makinesinin içerisinde ata binmesi gerekirken makinenin yan tarafına oturarak yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağrılmış, savunma tutanağı tebliğ edilmiş, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden ihtar ve 613 lira para cezası ile cezalandırılmıştır. Böylelikle ne olmuş oldu? Demek ki startın içerisinde oturulmazmış. Yan tarafa oturulmak yarış usul ve nizamını bozan Bir hareket olarak tescillenmiş oldu. Aynen öyle. Şöyle bir şey yapabilirsin. At çok uysuzluk yapar, inersin. Yardım istersin görevliler. Tabii evet. Hemen yanına inersin. Bir kişi hocam bir kişiyi alalım, at durmuyor da o gelir. At altına mı dalmak istiyor, oturmak mı, onu kaldırır, ayarlar, binersin. Hı. Ama sen keyfi iner, demire oturursan olmaz yani. O yüzden Elazığ komiserlerini kutlayalım. Bravo hakikaten. Elazığ komiserlerine. Örnek bir uygulama yaptılar. Evet. Şimdi çok tartışılan bir diğer görüntüye gideceğiz. Ankara'ya 17 Ağustos gününe Mehmet Salih Çelik 3 gün ve 613 liralık bir yaptırımla karşı karşıya geldi. Sırtağı koşusunda silahlının kazandığı yarışta iç kulvara yakın izlediğimiz kırmızı beyaz formalı kır safkana biniyordu. İçinde de yarışın favorisi Tek Aşkım isimli safkan vardı. Şu yakınlaşmadan ve sonrasından evet böyle iki kez bir açma kapama diyebiliriz. Üçüncü kez oldu. Bana göre bu yarışta hiçbir şey yok. Ama tabii sosyal medyada bu çok şey konuşulmuş olmuş. Ama zaten yaptığı atın arkasında kaldı değil mi? Yani şimdi evet. Kaybetseydi? Gökhan galiba değil mi içindeki? Gökhan kaderine razı olmuş. Orayı devam ediyor. Ve de ona çarpmıyor. Kapamıyor. Ve devam ediyor. Tabii buradan bir de arkadan gösterelim. Bir de arka kuleyi görelim. Yani bir art niyeti yok burada. Arka kulesi varsa arka kuleyi de görelim. Evet. Önde hızlı cesur. Evet. Kır safkan. Mehmet Salih Çelik 3 gün ceza alacak buradan. Esasında girilmez oraya. Arası boş. Oraya gidebilirdi. Gitmedi. Ama burada bayağı bir boşluk şimdi var. Şimdi açılınca ya. Oraya bir niyetlendi Tek Aşkım. Bayağı bir boşluk var. Şimdi biraz daralacak. Ama arka kuleden izleyince sanki hala sanki değil, zaten yeri varmış gibi değil mi Süleyman? Devamlı var orada ya. Zaten öyle bir şey olsa Gökhan tutacak. Bak soldan kamçısını da kullanabiliyor. Evet. Ya, yarış kamerasında tabii yarış severi feveran ettiren şey normal yarışı izlediğimiz kamerada sanki ciddi bir... Ben şimdi önden baktığım zaman imparatora katılmıyorum diyecektim. Şimdi arkadan seyredince evet.
İmparatora yani, katılıyorum dedim. Yani. Ama her şeye rağmen Salih'in orada artık şimdi, kamçısını sağ eline alması lazım. Yani, şimdi ne tedbiren var? Yani, tedbiren. Ne var burada tabii ki Ahmet mi kazandı bu yarışı? Tabii Ahmet kazandı. Ahmet kazanınca işte kardeşi de öyle bir şey yok yani öyle bir... O kendi kazanmanın peşinde. Herhalde yani. Ama yine de o kamçısını sağ eline alıp orada... Öyle devam etmesi lazım. Ve bence. De çekti bak farkındaysan. Bir öbür de çekti. Hat zaten hiç olmayan bir yerden geliyor. Yani onu hiç orada onun geleceğini tahmin etmesi falan mümkün değil çocuğun zaten. Nereden tahmin edecek oradan o hatın geleceğini de onu, canım, onun tabii. için yapsın. Sema Ulaş mantıklı sorması mı? Değil yani. At çok Gülten bambaşka. Soypak. Gülten Soypak. Evet, bambaşka tamam. bir yerden geliyor hat zaten yani. Yani. Şimdi buradan 3 gün oluyor Salih. Bir sonraki görüntüye girelim. Düzlüğe çıkılırken bir hamlesi var. 2 gün sonra. Sarı lacivert forma sondan 3. sıradaki Safkan yanılmıyorsam. Kır Safkan. İçeriden şimdi keskin bemreli. Ekranın sonuna doğru bakalım. Onuk'tan pembe gri formalı Safkan. Onun yanındaki Kır Safkan. Alttan yazıyı alabilirsek harikasınız. Şu araya girişi. Çok tehlikeli. Buradan ver cezayı. Buradan 7 günü ver. Zaten şu girdiği buradan, yerde sıkıntılı bak. Burayı buradan, da biraz zorlayarak girdi. Buradan ihtar hadi var tamam, abi. Tamam buradan girdi. İşte ceza burası. Daha bir hap durmadı ki abi. Sen nereye giriyorsun yani? Yani orası girilmeyecek böyle bir yer. Böyle bir şey var mı ya? Oraya girdiğin zaman arkadaşın yıkılacak. Yıkılmaması şansı varmış. Ya. Ve burada ihtar var. Kim o 6 numaradaki jockey kim? Bakayım hemen abi Ercan Çankaya mı acaba diye düşündüm ama bir bakacağım. Sadece biniş stilinden öyle bir hakkımı mı? Kullandım ama. Evet sen dediğin gibi olma ihtimali çok yüksek. Ercan Çankaya abi. Eli alan Ercan. Bu ihtar demin ki 3 gün mü? Şaka ya. Ciddi mi diyorsun ya? Vallahi billahi. Olmaz öyle şey ya. Ya Ankara'da... Hani bir şarkı sözü var ya abi, olmazlara meyilliyim. Ya olacak şey değil ya. Geçmiş olsun. Bence seyretmiyorlar yarışları tekrar. Yani ilk koşulurken seyrediliyor. Yani protesto oldu olmadı, olursa bakılıyor. Olmazsa bence devam ediliyor. Benim başka bir yorumum yok buna yani. Bunu görüp de buna bir ihtar vermek, deminkini arka kameradan aynen görüp de öyle. Ceza vermek, öbürünün 5 kamçısını arka arkaya hiç görmemek, bunların olması için ne olması lazım biliyor musun? Yarış bitiyor. Protesto çekiliyor veya çekilmiyor. Bakıyorlar. Tartı tamam geliyor. Tartı hadi tamam geliyor. Protesto çekiliyor. Çekilmiyor. Demek ki kimse herkes hayatından memnun diyor. Devam ediyor demek ki. Ben başka bir şey olma ihtimali yok yani. Hani bazı şeyler vardır. Bazı melekeler onu hoca anlamayabilir. Hani imparator anlayabilir. Bu öyle bir şey değil. Bu hepimizin bakınca gördüğü bir şey yani. Net aynen. bir şey bakıyoruz girilmeyen yani. Girilmeyen bir yere giriyorsun. Ha, sen yani. Arkadaşını zor duruma sokuyorsun. Çünkü orası dar. İki tane önünde giden bir hat var. Sen oraya girdiğin anda... Demin iki yarışta aldığı ne kadar haksızsa... Anda, bu da burada almaması da o kadar haksız yani. İçerideki atın çok zor duruma düşeceğini bileceksin. Ya yıkılmaması yani. Mucize ya. Yani. Normalde yıkılması lazım. Tabii bak. Ki basmadı bassa yıkılacak zaten. Yüz yıkılması lazım yani. Peki abi ne yani? Üç hoca... Ayrım mı yapmaları lazım? Yani yarışın önünü sen seyret, sonunu sen seyret. Yani şimdi bunu seyredip bazen ilk bakışın... böyle yükseltiyorsun beni. Ondan sonra inemiyoruz aşağıya. Ay, bir şey demiyorum ya. Ne diyeyim? Geçmiş olsun diyelim. Salih'e de 3 günlük ceza. Yani 3 gün ceza aldığı yarışta biz Süleyman abinin uyarısıyla özellikle arka kuleden görüp fazla dedik. Ama burada da cezasız geçmesi büyük bir şans olmuş onun için. Şimdi... Elazığ'dan bir görüntü. Az evvel tabii övgü dolu bahsettik. Şimdi farklı bir görüntü gelecek ekrana. Eküriler. Eğilmiri 1 numaralı Safkan. Forması yeşil üzerine kırmızı ağırlıklı yıldız figürüyle klasik bir forma. Ve Gürgök. Aynı gün 10 numarayla start alacak. Ekürisi Safkan'ın. 1 ve 10 numaralı Safkanlar Mehmet Demirkapı formasıyla yeşil kırmızı formalarıyla deklarelerini yaptılar. Yarış saati geldi. Fakat start gerisinde 1 numaralı Eğilmiri'de bir sorun yok. Yeşil beyaz. Yeşil kırmızı formayı yeşil, görüyoruz yeşil, ama. Yeşil kırmızı evet. Ekürisi şimdi kadraja giriyor. 10 numaralı Safkan. Ve kırmızı Ekürisi mi? Geldi.
kırmızı beyaz. Başka bir ekürünün formasıyla geldi. İşte demin söylediğimiz konu, en başta konuşmuştum. Formayı bunlar bakılmıyor bence şeyde. Jockey odasında bakar komiser. Demek ki gelir, bakmıyor. Komiser gelir. Herkes zaten belirli bir zil çalıyor ya, herkes aşağı iniyor, oturuyor. Orada tek tek kontrol eder. Var mı buna mesela forma cezası? 613 lira. Kime? Cezayı vermiş. Evet. Görmüş hoca. Antrenör. Hocayı eleştirecek bir şey yok. Belki de forması yoktu, ikinci forması. Jockey'e niye yok? Mecbur kaldı. Muhtemelen savunmalarını istedi ve Jockey'e neden yok? Yok, belki atın forması yok. Tabii, forma İkinci yok, forması muhtemelen. Yok. Belki ne yaptı Jockey? Giymeyecek. Yeşil kırmızı forma bulup onu giyecek. Nereden bulsun Jockey'i? Var. Nasıl yok? Forma var. Bir tane yeşil kırmızı giyecek. Herhangi bir tane. Uyumasa bile yeşil kırmızı giyecek. Jockey'in de hatası var. Onu bilmiyorum. Jockey'in de hatası var. Yani Jockey'in öyle giyecek. Bir Jockey eğer kendisine yoksa resmi forma getirilmiyorsa böyle bir bulma mecburiyeti bir şey var mı yani? Forma var orada. Bir tane yeşil kırmızı forma bulacak, giyecek. Bu anlaşılmamış bir olay. Ya benim formamı giymeye kalksa ben izin vermem ya. Benim yeşil kırmızımı ben giydirtmem. Ben niye giydirteyim? Bir şey anlatayım çocukluğumdan. Apprentice'im. Formayı bulamadım. Başkasının formasını giyeyim. O zaman formalar falan çok az biliyorsun. Ya getirmemişler ya unutulmuş. Başka bir forma giydim. Ahır'a gittim. Akfil'in arkasında bizim ahırımız o zaman. Ertesi günü. Rahmetli nurlarda yatsın Burhan Karamehmet. Sen dedi dün dedi niye yanlış forma giydin dedi bana. Dedim ki bulamadım dedim. Onu verdi onu giydim. 2 hafta cezalısın dedi. At binmek yok dedi. Sahtekarlığa girer dedi. Allah Allah. Olmaz dedi öyle. Şimdi bazı jockey kardeşlerimizden tabii katkılar da geliyor. Abi o an yani bizim forma bulma şansımız şöyle bir çok şey, sıkıntılı oluyor diye hani antrenörler şöyle bir şey de yazmışlar. Covid'den dolayı artık dolaplar boş bırakılıyormuş. Aynen. Dolayısıyla forma olmuyormuş dolapların içerisinde. Aynen. Eskisi gibi. O yüzden bulamamış olabilir diyorlar, bilmiyorum. İmparator. Benzer şeyler geldi abi, evet. Ya olabilirdi ama bulunur yani. Bulunmaz diye bir şey yok. Yeşil beyaz, yeşil kırmızı forma çok yani. Bence onlar birisi vermiş bir forma, öyle giymişler. Böyle bir şey olduğu zaman belki orada bir tane düz beyaz bir forma tutmak lazım. Hani forması gelmeyen, bulunamayan bir şey olduğu zaman hani ceza alması da daha kolay olur. Öyle bir şey yok. Yarışın yani bu de bilmiyorum. Dünyanın her yerinde gelir antrenör, kaç tane at koşuyor o gün? 3 tane. 3 formayı getirir, teslim tabii, eder. Tabii, öyle olması gerekiyor. Akşam üstü çantayı alır. Bir dahaki yarış günü tertemiz, yıkanmış, ütülenmiş getirir. Aynen. Biz de gelir formalar orada bırakılır. Kalır. Jockey'in şeyinde, dolabında. Ne forma kimde işte Halis de işte Saadettin de onda bunda gidersin alırsın. Bunu pandemi nedeniyle affedelim bu seferlik. Yani. Ama hoca affetmemiş zaten. Evet. Bu arada bir yarışla ilgili bazı katkılar da geliyor. Şimdi aynı yarıştan 2 jokey birden yazmış. Akışta yetiştirebilirsek isteyelim. Bir safkanla ilgili jokeyler apprenti binen bir apprenti deklereli bir at için topal olduğunu söylüyorlar safkanın. Hocam böyle koşmasın, zaten üzerinde tecrübesiz bir kardeşimiz var diye uyarıyorlar ama start gerisinde veteriner hayır koşacak diyor ve koşuyor. At derece yapmadı zaten. Herhangi bir performans sergilemedi. Abi Süleyman abi yorumlayabilir mi diye şimdi iki ayrı isimden gelince o geçen hafta da geldi o benzer evet, şeyler. Geçen hafta da geldi. Yetiştirebilirsek konuşalım. Yani jokeyler şey şunu diyorlar imparator. Biz artık şeye start gerisinde start hekimine, veteriner hekime atımızda bir sıkıntı var diyemeyecek hale geldik diyorlar. Aynen öyle. Çünkü dememize rağmen at koşturuluyor ve orada bize karşı şey yapılıyor. Ve hatta bunun yüzünden bazen bindiğimiz atlar yarışı bitiremiyor diyorlar. Artık söyleyemez hale geldik diyorlar. Ben bu hafta bir at seyrettim. Aşağı bir kenter yaptı. Döndü. Sür direkt favori. İstanbul'da mı? Daha başladı, hiç gelmez dedim. Halis Karataş'ın mini atı. Ben şimdi isim vermeyeceğim. Hmm. Ben de aynısını gördüm. En geri geldi at. Evet. En geri gelmedi, ortada geldi. Çok favori. Halis ısıtma. Atın daha hiç geliri yok yani. Daha kenter giderken. Halis abi kenterle ısıtmaya çalışıyordu. Yarışa başladığı zaman belli yani. Ya.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Aynı at, bahsettiğin at bir yarış önce daha ağırdı. Yine daha ağırdı. Yine kentlere gidiyordu. O gün kazandı biliyor musun? İnanılmayacak bir şey yani. Allah. Evet. Bu Safkan dün derecesiz kaldı. Ben daha önce de kazandı. Şimdi ben o Safkan demiyorum. Senin anladım, dediğin Safkan hangisi de bilmiyorum. Yok benim yani yazılan at dün tecrübesiz bir ablantıyla koştu. Derecesiz tamamladı. Hani arkasındaki jokerler diyor ki düşecek diye biz de ona göre şimdi tabii, tabii. Yarışın insicamını bozar etkiliyor abi, yani. Evet. İmparator'a güzel bir haber geçmiş verelim. Olsun. Tabii ki. Galatasaray 2-1 olmuş. Gözünüz aydın. Yurt dışına gidelim. Bir at kalmış. Koşalım dönelim. Sevgili yarışseverler, Delaware Park'ta 7. ve son koşu az sonra başlayacak. Box'ın gerisinde 7 numaralı Fort Royal kaldı. Sonuncu at olarak o giriş hazırlığı yapacak. 7 Safkan start alıyor. 1600 metre mesafede kum pistte Delaware Park'ta son koşu başlamak üzere. Şimdi 7 numaralı Fort Royal kadın jokey Skyler Spaniber'le giriş hazırlığı yapıyor ve box'taki yerini alıyor. Delaware Park'ta 7. ve son koşuya katılacak atların tamamı box içinde hazır. Ve start hakeminin komutuyla birlikte günün son mücadelesi başladı. 4 numaralı Kian grubun 7 boy gerisinde kaldı. İçeriden 1 numaralı Alejandro Steam aldı numarayı şimdi. En dış kulvardan atak yapıyor 7 numaralı Fort Royal. Geldi 1 numaralı Alejandro Steam ile liderlik mücadelesi yapıyor ve dış kulvardan temposunu artıran 7 numaralı Fort Royal. 2,5 boy farklı numarayı götürüyor. 1 numaralı Alejandro Steam ikincilikte. Onun 2 boy gerisinde 3 numaralı MP Dinaster dışında 5 numaralı Flight Risk. 1,5 boy gerilerinde 2 numaralı Lindus Nikia. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı My Friend Linus. 1 boy gerisinde 4 numaralı Kian. 7 numaralı Fort Royal. Temposunu artırdı ve 6-7 boy farkla. Son 1000'i önde geçiyor kadın jockey Skyler Spaniber'le. Onun 6-7 boy gerisinde 3 numaralı MP Dinaster. Dışında 5 numaralı Flight Risk. Onun dışına 1 numaralı Alejandro Steam geldi. Bu üçlü önde kaçan 7 numaralı Fort Royal'ı takip ediyorlar. 5. ligde iç kulvarda 2 numaralı Lindus Nikia. Dışında 6 numaralı My Friend Linus ve grubu bunun son sırasında 4 numaralı Kian. Farklar bir anda azaldı dış kulvardan. 3 numaralı MP Dinaster geldi son 600 geçilirken. Geldi rakibini yakaladı, ondan koşunun liderliğini aldı. Ve liderlik 3 numaralı MP Dinaster'a geçti. Raul Mena ile 2,5 boy fark yaptı. Gerilerden 1 numaralı Alejandro Stim'in de sprinti var ve düzlükte şimdi tatlar 3 numaralı MP Dinaster. Düzlüğe ilk çıkan Safkan oldu dışarıdan. 1 numaralı Alejandro Stim'in sprinti var. 2 boy farklı 3 numaralı MP Dinaster kaçıyor son 200 metre içerisinde. Farkı yeniden 3 boy yaptı 1 numaralı Alejandro Steam. Atak yapıp onu yakalamaya çalışıyor. 3 numaralı MP Dinaster da liderliğini koruyor ve günün son koşusunda 2,5 boy farklı 3 numaralı MP Dinaster önde. Raul Mena ile günün son koşusunu 3 numaralı MP Dinaster kazanıyor. 1 numaralı Alejandro Steam, 2. 6 numaralı My Friend Linus 3. oldu sevgili yarışseverler. Delaware Park'ta 7. ve son koşu tamamlandı. Raul Mena ile start alan 3 numaralı MP Dinaster günün son koşusunu kazanan safkan oluyor. Nestor'a geçti. Raul Mena ile 2,5 boy fark yaptı. Gerilerden 1 numaralı Alejandro Stim'in de sprinti var ve düzlükte şimdi tatlar 3 numaralı MP Dinaster. Düzlüğe ilk çıkan safkan oldu dışarıdan. 1 numaralı Alejandro Stim'in sprinti var. 2 boy farklı 3 numaralı MP Dinaster kaçıyor son 200 metre içerisinde. Farkı yeniden 3 boy yaptı 1 numaralı Alejandro Stim. Atak yapıp onu yakalamaya çalışıyor. 3 numaralı MP Dinaster da liderliğini koruyor ve günün son koşusunda 2,5 boy farklı 3 numaralı MP Dinaster önde. Raul Mena ile günün son koşusunu 3 numaralı MP Dinaster kazanıyor. 1 numaralı Alejandro Steam, 2. 6 numaralı My Friend Linus 3. oldu sevgili yarışseverler. Delaware Park'ta 7. ve son koşu tamamlandı. Raul Mena ile start alan 3 numaralı MP Dinaster günün son koşusunu kazanan safkan oluyor. Anlatırım. 3 numaralı safkanla kapanışa gittik. Birazdan kesinleşmiş sonuç ve ikramiyelerle son kez Delaware Park'ta sizlerle buluşacağız diyelim ve
kaldığımız yerden tartışmalarımızı sürdürelim. Şimdi bu konuyu kapatıyorum. Evet abicim, ver şimdi Kayı Bey'ini ver. Kayı Bey'ini ama Umut Ayı ver. Süleyman abi, ondan önce bir İstanbul'da bir protesto vardı. Tamam, ver baba. Özcan Yıldırım'ın ihtar, Ahmet Çelik'in sözlü ihtar aldığı görüntüleri bir görelim. Tamam baba. 18 Ağustos günü İstanbul'da 5 safkanlı keyifli bir mücadeleydi ama sonlarda Enter Donat'ın kazandığı yarışta öyle dışarı gelecek. Cash is King Özcan Yıldırım'la Adil işte Mert Kaya'yı kürsünün safkanı. Bak. O, gidecek, o da gelip kazanacak. En dışta da Rammstein. Hoppa. Özcan'a ihtar 613 lira. Hı-hı. Ahmet'e sözlü ihtar. Ne sözlü? Ahmet'in ne kabahati var burada? Hiçbir şey yok. O da dışarıdan içeri yedim. Abicim. O da geliyor bir tane. Yok bak, yok. Düzeltti. Düzeltti. Yok, buradaki, yani. Evet çok. Bak. Evet. Protesto red. Nasıl bir sözlü ihtar, bir de ne var? Ahmet'e sözlü ihtar, Özcan'a maddi evet, bir yaptırım var 613 lira. Doğru. Evet. Şimdi Kayı Bey'ini rica edelim. Çünkü burada İmparator hem Gökhan Kocakaya, Ahmet Çelik hem Kayı Bey'i zabun mücadelesi olarak keyifli bir yarış dedi. İki moralli jokey, iki evet. Son haftaların formda ismi. Şimdi Dilmin kamçısı sahilinde şeyin Gökhan'ın sahilde. Gökhan'ın öbürünün sol elinde. Şimdi atlar öyle bir denk geldi ki birbirine. Burada ikisi Gökhan hiç kullanmadı yalnız kamçı. Kullandı. Şu gördüğümüz yerde hiç kullandı mı? Kullanacak. Devam et. Oradan değil. Kamçıyı değiştirdiği yere gelelim. Son dakikaya gelelim. Dur orada. Dur. Evet. Şimdi bak. Buradan sonra hiç kullanmadı kamçı. Şimdi sahiline alacak ama. Kullanacak. Vurmadı ama. Yok vurmadı ya. Evet vurmadı. Vurmadı çekti abi. Ama vurmadı. Hayır vurmadı. Hiç kullanmadı. Evet kullanmadı. Ama çok güzel mücadele şimdi oldu. Şimdi burayı ben şöyle yapıyorum. Bak diyor ki iki jokey de. Ulan bu yarış bitecek. Ben kazanacağım. Öbür diyor ben kazanacağım ama hamleleri yok. Birbirlerine ikram ediyorlar yarışı. Bu şey değil yani birbirlerine ikramından değil böyle yarışçılık tabiriyle al sen kazan ben kazanayım. Sen yani o kazan. Bitirici hamleyi ikisi yapma diyorsunuz. Birisi mesela sağ eline alması lazım Ahmet. Almıyor. Sağdan dönmesi lazım. Öbürü de sol eline çekmesi lazım son dakika. O da çekemiyor. Birbirlerine ikram ettiler böyle sen kazan ben kazan. Kayı Bey kazandı. Ama Ahmet yine kullandı kamçıyı. Ahmet soldan kullandı. Sonra sağ elinde kaldı kamçı. Sağdan ağır çekime ver. Dizginlerin topuzuyla biraz gösterdi. Çekimde, nerede kamçı? Sağ elinde. Kamçı pardon, solda. Sol elinde. Evet, öbürünün nerede? Gökhan'ın sağ elinde. Ama güzel yarış oldu. Nefis yarış oldu. Winnerman'le de abiş gözüktü sonlarda. Çok iyi koştu abi. Valla o da ciddi bir ara kapattı. Abi işe bakıyorum yani kısa vade yarışlar, açık koşular. Grup yarışlar geliyor. Yani adım adım geliyor. Evet. İnşallah. Son olarak bir de expectancy'yi görüp haftanın enlerine, haftanın ve jockey performanslarına doğru geçiş yapacağız ama Esenboğa koşusunu ve expectancy'nin performansını bir görelim. Sağ rekor olmuş bu yarışa. Evet abi. Pist rekoru olmuş. Ankara'da 1400 metre çift evet. Pistin yeni rekoru. Ardaşan numarayı aldı. Romolo'da ikisi birbirini temizledi zaten. Geçen yarışın ikinci versiyonu oldu. Evet. Expectancy de onun arkalarında hemen. Kolay bir yarış oldu. Ve de sağ rekoru olmuş. Dışlarına çıktı. Evet. Oradan hücumlarına başladı. Maşallah. Her adımda farkı birileri açtı. Tebrik ediyoruz. Müthiş koştu artık yani. Her mesafede biraz daha açmaya başladı. Tabii, rekoru arkadaki iki at yaptırdı ama. Evet. Ardaşa, Romolo. Yani. Çok çok iyi bir at zaten kazanan at. Çok kabiliyetli, kaliteli bir at. Çok güzel koştu. Böyle geçen yılın sonlarına doğru bir sanki hani bozulma emareleri vardı safkanda. Bir 4 yarış 5 yarış beklenenden uzak koştu. Hı-hı. Tekrar döndü ve bu sefer çok
ciddi döndü. Bazen oluyor ufak bir ayda sıkıntılar oluyor. Yarışı ve çok başarılı. Kutlayalım ve geçelim haftanın tablolarına. Haftanın enlerinde haftanın İngiliz atı Expectancy rekoru kırdı ve haftanın en iyi İngiliz atı oldu bizim tablomuzda. Haftanın Arap atı Sertberk, haftanın at sahibi Sayın Sabri Aksu. Hem Demir Perde performansı hem Canım Kardeşim performansıyla ekürüyü konuştuk farklarınızda. Haftanın yetiştiricisi Sayın Sedat Dağyu'dan Sertberk başta olmak üzere bu senenin flash ekürisi. Haftanın antrenörü Bedri Akbulut. Haftanın jockey'i Gökhan Kocakaya. Özellikle pazar günkü performansı sıra dışıydı. Haftanın aprentisi Muhammed Mirbilgin. Ercan Çankaya ile çok gitgelimiz oldu ama Ercan'a küçük bir kanaat kırdı Süleyman abi tabii. O sevinç gösterisinden doğal olarak. Muhammed Mirbilgin de 5 birincilik aldığı haftaya haftanın aprentisi olarak kapattı. Bir ihtarda biz verdik. Ercan'a bir ihtarda stüdyodan geldi. Jockey performans tablosunu görelim haftalık olarak ve Gökhan Kocakaya %32 ile biri grup, ikisi kısa vade 8 birincilikle haftayı kapattı. Liste başıydı, 25 at bindi. Halis Karataş 20 kez at sırtına çıktı. Biri grup, üçü kısa vade toplamda 6 yarış kazandı %30'luk yüzdesiyle. Onur Yıldız bu hafta ciddi bir çıkış yaptı. Biri kısa vade 5 birincilik ve bu 5 birinciliği 13 yarışta yaptı. Nevzat iyi bir hafta geçirdi ama gün cezasına gidecek. 24 at bindi, 5 birincilik yaptı, 1'i kısa vadeydi. Ayhan listeye geri döndü, 24 at bindi, 4 kez kazandı. Ahmet Çelik 29 at bindi, 4 kez kazandı. Kazandığı 4 yarışın 1'i grup, 1'i kısa vadeydi. Yıllık jockey performans tablosuna gelelim. Gökhan Kocakaya farkı biraz daha açtı, 180'e geldi. Atahan abiye döneceğim burada. Ahmet Çelik 152'ye. Mustafa Çek 132, Ali Skrataş 131'e geldi. Müslüm ilk kez ilk 3'ten bu kadar uzaklaşıyor. 5'e düştü. 131'incilikle. Hışman 112'de 6. sırada. Atan abi önce sözü sana vereyim. Gökhan Kocakaya ile ilgili bir ay önce bir hedef sayı söyledin. Bizde biz olmaz artık dedik. Evet. Ya şöyle tabii şimdi Ağustos'u sayma. Tabii. 4 ay var. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ortalama haftada 7 yarış kazansa ve her ayı 4 hafta saysan, bazısı 5 hafta. Tabii. 4 sayalım biz. Yani ortalama 6-7'yi tutturursa haftalık ki tutturabilir. Öyle söyleyeyim. O zaman hedefe geliyor. 250'nin üstünde 275'lere falan gelir yani. Çok büyük bir skor ya bu Gökhan için. Net. Çok büyük bir skor. Tabii ki menajerlerini de tebrik etmek lazım. Diğer şehirlerde hem İstanbul'da Hakan var, Ankara'da Onur var. Diğer illerde arkadaşlar var. Yani çok iyi gidiyor maşallah. Nazar değmesin. Ya. Dün yaptığı da az buz bir şey değil yani. Ahmet de bu sene çok iyi. Yani bence ikisi bu sene çok, kariyerleri çok, açısından da. Çok hem kendi kariyerleri yani açısından. Yani Gökhan 2 yıldır liste başı ama bu yılki performansı biraz daha farklı. Evet. Süleyman abi. Bana göre Ahmet istese daha iyi olabilir. Oo. Bana göre eksik. Yani daha yakın, iyi olabilir. Daha yakın bir mücadele mi olur diyorsunuz? Olabilir çünkü görüyorum, seyrediyoruz, burada konuşuyoruz. Hmm. Yani daha iyi olabilir. Bence daha iyi olmaya çalışmalı. Şu anda hem Ankara'da lider, tabii, hem grup yarışlarda lider jockey oldu. Evet. Bir de kaybettiklerine bakacaksın. Onları kazansa ne olurdu? Çok bambaşka bir şey olurdu. O zaman bu işin ciddiyetine varacak. Daha iyi olmaya çalışacak. Bu iş böyle. Ama bu yani şunu söylüyorum. Bu performansı kendisinin en iyi performansı. Buna bir şey diyeceğimiz yok. Yani bir aşama içinde yani zaten. Buna bir diyeceğimiz yok. Geçtiğimiz senelerde de Gazi kazandı. Ama bu kadar iyi değildi. Yüzde olarak mesela daha ama iyi bir sene. Ama daha ciddi binerse daha iyi olabilir. Yok, her şeyin daha iyisi var mutlaka. Yani daha ciddi binmeye baksın. Kamçıyı kolana koymasın. Elinde tutsun. Dettoru 3200 metre tutuyor. Ya. Demek ki tutuluyor. Tutuluyor. Tut. Kaybettiğin yarış kaybetme. Sen bu kazanacaksın o zaman. Güzel sorular var ama yurt dışında ikramiyeler belli olmuş. Bir iki tanesini sor. Yarış severleri de. Delivery Park'ta bu akşam favorilerin hakimiyetlerini izledik. Altılı Ganyan 20 lira 35 kuruş. Beşli Ganyan 9 lira 80 kuruş. Dörtlü Ganyan 5 lira 20 kuruş. Son 3 koşuyu kapsayan 2. 3'lü Ganyan 2 lira 42 kuruş ve 7'li plase
6 lira 75 kuruş ikramiye verdi. 20 lira verdi altına. Onlar yani burayı daha iyi biliyor bizim seyircimiz. Olacak yarışların meraklısı farklı. 20 lira altılık ayan verir mi ya Avrupa'da? Avrupa'yı daha mı iyi oynuyorlar anlayamadım. Gerçekten enteresan. Delivery Park'ı böylece yarışseverlerimizin ikramiye tutarlarını vererek kapatmış olalım. Güzel sorular var demiştim. Hakem kurulları ile ilgili iki soru var. Birinde der ki hakemlerin de formsuz ya da kararlarındaki hatalar sonrası dinlendirildiği bir sistem var mıdır? Yok. Yok. İki, at ve jokey sağlığını korumak amacıyla bir komisyon kurulup jokeylerin at binişleri ve hakem raporlarının denetlenmesi sağlanabilir mi diye sormuş medyada muhabir isimli bir yarışseverimiz. Yani o hakem havuzunun ben hep olması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani atıyorum kış yaz sezonu yarış yapılan hipodromlar belli. İhtiyaç olan hakem sayısı belli. O havuzu biraz daha geniş tutup hakikaten formsuz, yanlış karar veren, üst üste hatalar yapan hakemlerin dinlendirilmesinde bence büyük fayda var ama bu maalesef bizde uygulanan bir sistem değil. Hakem çok büyük bir hata da yapsa en azından görevlendirildiği dönem boyunca kalıyor. Şimdi bu böyle, ama bu hani hiçbir spor müsabakasında böyle bir şey yok yani. Ben bir şey söylemek hakem notu diye bir şey var biliyorsun futbolda. Gözlemci notu diye bir şey var. Tabii ki biz yani hakem hataları falan konuşuyoruz, söylüyoruz ama yalnız hakemlik çok zor bir olay. Çünkü neden? Geliyor birkaç sene bu işin içinde baş hakem oluyor. Bu çok zor bir yani o göz görmesi, süzmesi, tabii, değerlendirmesi, farklı yerlerden bakabilmesi. Yani değil mi? Tabii farklı yerlerden bakabilmesi, ne bileyim jokeylerin karakteristik özelliklerini, aynen, bilmesi çok zor. Yani profesyonelleşmesi gerekiyor tabii, bu hakemlik sistemi. Profesyonel dediği gibi hakemlik, profesyonelliğe geçmeden imkan yok. Ha, bu yavaş yavaş olmalı. Buraya yavaş yavaş kazandırılmalı. Ha, mevcut hakemlerimiz içerisinde bu işi yapmak isteyenler varsa eskiden biliyorsun askerler, subaylar tabii, futbol hakemliği yaparlardı. Tabii. Sonra dendi ki kardeşim öyle o bu olmaz. Seçeceksiniz bir tanesini. Bir kısmı askerlikte devam etti. Bir kısmı profesyonel hakemliğe geçti. Evet. Yani şu anda da Türkiye'de de futbol federasyonunda hem profesyonel hakemlik var onun dışında normal şey de var. Dolayısıyla bizde de buna geçilmesi gerekiyor. Yani bu burada çok iyi hakemlik yapabilecek, çok kaliteli bu işi bilen insanlar var. Mevcut hakemlerimiz içinde de başarılı hakemler var ama bunun bir an önce profesyonelleşmesi lazım. Hakemleri konuşuyoruz tabii ama yani burası büyük bir sektör. Sen geçen hafta dedin futboldan sonraki en büyük tabii spor organizasyonu burası. Ciddi bir endüstri burası. Tabii. Yani bu hakemleri de böyle hani iki gazoz parasına falan böyle çalıştırıp edip bilmiyorum yani kimse yanlış anlamasın ama ondan sonra da burada saatlerce bizim tabii eleştirilerimize maruz bırakmak da bence çok doğru bir şey değil. Yani. Zaten ben de onu çok demek istedim. Olmaz yani, yani. Çok zor esasında. Olmaz yani. Yetişmiyor yani. İşte bu sene diyelim birisi yapıyor. O başka bir yöreye gitmiş oluyor. Onun yerine gelen bu işi pek anlamıyor ama daha iyisini yapacak kimse yok. Mecburen o devam ediyor. İnsanların emeğin hakkını alması da işe motive eden bir faktördür. Tabii. %100. %100. Ankara'ya Sayın Emin Özdur'a da selam olsun bu konu vesilesiyle diyelim ve son bir dakikalık bir yani açtık süremizi ama Süleyman abi bu soruyu belki sizin cevaplamanız daha doğru. Eskiden diyor jokey büyüklerin jokey odasında genç apranti arkadaşlarının uyarılarını çokça dinlerdik. Eski hiyerarşi kalmadı mı? Klasik jokey odasına dair soru. Odanın içinde olmadığım için onu bana değil büyüklerine soracak. Kime soracak? Saadettin'e soracak, Halis'e soracak. Şu anda sorulabilecek iki tane orada büyük var. Onlara bir dokun soracak. Aynen. Onlara bir dokun bina eşit. Ben konuşuyorum yani ara sıra Saadettin'le dertleşiriz ara sıra. Halis'le çok dertleşemiyoruz. Evet. Ama hani Saadettin'le konuşuyoruz filan. Duydukça da üzülüyorum yani. Aynen öyle. Ama bu hayatın her yerinde öyle ama değil mi abi? Mahalledeki o abi kardeşlik de bozuldu. Her şey bir şey bozuldu. O kabahat o zaman onlarda. Yani kardeşlerimizin olduğuna katılıyorum. Evet, Z kuşağının cevap. Evet, yani, Z kuşağının. Bence seçim yapılırken de çok bizim zamanımızda doğru öyle seçimler değildi. Yapılmıyor ya. Yani. Yani şimdi benim şahsi fikrim yani. Orada uyarırdım yani ben.
Öyle mi söylediniz ki sinema abi? Yani küçük küçüklüğünü, büyük de büyüklüğünü bilmedi. Her yerde şimdi bugün soyunma odasında bir genç çocukla ne bileyim bir tabii, takımın kaptanı bilmem ne işte geçen hafta yani? Galatasaraylı adımı yani, almadılar soyunma odasına. Sen, girmeyecek abi. Dediler, giremedi. Sen şimdi anlatmak istemiyorum orada çocuğun önünde yani tütüngiller falan filan olursa tabii. O çocuk da seni tabii. Uzun bir konu oraya yani, girersek çıkamayız. Yani, benim bir gün tütüngilleri bir çocuğun yanında yani yediğimi göremez kimse yani. O görmemiştir de yani. Bunları da düşüneceksin. Abiysen abiliğinin hakkını vereceksin. Ben orada abiliğimin hakkını verdim senelerce. Tabii canım. Hiç kimsenin de sesi çıkmadı. O zaman kardeşler de kardeş gibi. Siz de öyle devam edecektiniz. Ama siz ipin ucunu kaçırdıysanız yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kapanışa gidiyoruz. Ağzınıza sağlık. Son olarak var mıdır Atan abi? Teşekkür ediyoruz herkese katkılara. İnşallah haftaya görüşmek nasip olsun. Valla güzel bir program oldu. Zevkle yaptık. Bugün nedense böyle güzel. Anlamadık. İyi bir program oldu. Eğitici bir program oldu her şeyden evvel. Bir herkese diş estetisyeni arkadaşım var sevgili Uğur. Diyor ki Süleyman abi keyifli olduğu zaman program tadından yenmiyor. Selam olsun buradan Uğur'a da. hemen şey, yansımış. Dediğim gibi yani geçtim. Şimdi ağzımda şeyler patlıyor. Çocuğa diyoruz ki aman bizi gösterme ağzımızı. Bilmem ne yani. Bir iki hafta, yani üç hafta üst üste. Sağlık çok idareli bir şekilde gittik ama baktık olmuyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yine de çok iyi değiliz ama yok, gayet. Bu haftadan maşallah, sonra düzeliriz. Maşallah. Evet, bir yayının daha sonuna geliyoruz. Bu akşam sevgili Selim'in yönetmenliğinde ekip arkadaşlarım vardı. O yüzden her birinin, kameraman arkadaşlarımın, KJ'de, VTR'de, seste bulunan operatör arkadaşlarımın, diğer illerdeki TCK TV personellerinin ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Tay TV, Hakan abi önderliğindeki oradaki bütün mesai arkadaşlarıma da selamlarımı sarkıtayım. Bu yayını genişliklere açtı. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından yine atılık sohbeti yapabilmek nasip olsun diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.